Fotoğrafı Burada cephede çekip bak. baksana. Evet değerli öğrencilerim, sizleri ekranlarda görmek de çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Öğrencilerimiz. Rektörüm, Hadi bakalım. sevgili mezunlarımız, öğrencilerimiz, Yozgat Bozok Üniversitemizde 15. kuruluş yıldönümü heyecanı yaşanıyor. Çarşamba günü bir kutlama programı yaptık. Dün öğrenci sergi açılışımız vardı, online panelimiz vardı. Evet, değerli Kurucu rektörümüz, önceki dönem rektörümüzün de öğrencilerim. katılımlarıyla. Bugün de sayın rektörümüz siz sevgili öğrencileriyle buluşuyor ve 15. yılında Yozgat Bozok Üniversitemizden sizlere hedeflerinden, amaçlarından, devam eden çalışmalardan bahsedecekler, bir konuşma yapacaklar. 15. yılında Yozgat Bozok Üniversitemiz gerek fiziki imkanlar, teknik altyapı, bilimsel eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalar konusunda büyük mesafeler aldı gerçekten. Özellikle de 23 Ocak 2020 tarihinde endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşmasıyla marka modelinde ve kararlılıkla başarıya sloganıyla emin adımlarla ilerlemesini sürdürüyor. Ayrıca karma esaslı eğitimle de, yüz yüze eğitimle de, öğrencileriyle buluşmanın da heyecanını yaşıyor Yozgat Bozok Üniversitemiz. Evet, sayın rektörüm, devam ediyor kutlama programımız. Kuruluş yıldönümümüzün heyecan içerisinde hayırlı olsun ziyaretlerini de kabul ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim, söz size bırakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi öğrencilerimizi ekranda da olsa görmek bizi ziyadesine mutlu ediyor. Biz kendilerini çok özlediğimizi bilmelerini isterim. Tabii bu bahar yarıyla birlikte özellikle sağlık temelindeki öğrencilerimizle karma eğitim esaslı olarak tam olmasa da buluşmaya başladık. Üniversitelerine geldiler, kampüsleriyle buluştular, şehirleriyle buluştular. Ama gönül isterdi ki bütün bilimlerimizle yüz eğitime başlayalım, karma eğitim esaslı. İnşallah yakın zamanda o da olacak. Beklentimiz olur ki 2021-2022 eğitim öğretim yılında sizlerle tekrar kampüsümüzde, üniversitemizde bir araya geleceğiz Allah nasip ederse. Tabii üniversitelerin gelişimleri kurulumlarıyla birlikte başlıyor. Yüksek öğretimdeki faaliyetleriyle birlikte başlıyor ve sürekli akademiye de zaten öyle bir şey kendini geliştiriyor, kendini güçlendiriyor. Gerek öğrencilerimizden sizlerden aldığımız geri bildirimler, beklentileriniz, istekleriniz, talepleriniz, gerek akademiyanın öğretim elemanı, hocalarınızın beklentileri, gerek idari personelimizin, yani koca Bozok Üniversitesi ailesinin geri bildirimleriyle biz üniversitemizi sürekli yenilemeye, değiştirmeye, dönüştürmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii pandemiyle birlikte sizlerle bir arada olmasak da biz Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimi olarak hem sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanmanız, eğitim öğretimde çok daha iyi donanıma sahip olmanız hem de üniversiteler arasında kendisinden daha çok söz ettiren bir üniversite olma noktasında inanın biz hiçbir mesai mevhumu gözetmeksizin sonunda da Yasemin Hanım da bahsetti bizim Yozgat Bozok Üniversitesi'nin çok anlamlı bir sloganı var. Kararlılıkla başarıya. Evet çok güzel bir sözümüz var bilirsiniz gençler. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hedefleri olan, hayalleri olan, hayallerine odaklanmış, bilinçli bir şekilde mesleğini seçmiş, bu alanda eğitime başlamış hiçbir öğrenci başarısız olamaz asla ve kata. Yani hayalleriniz varsa, beklentileriniz varsa, hedefleriniz varsa ve bu hedeflerinize odaklanmışsanız kesinlikle bu kararlılık sizi başarıya götürür. Ondan dolayı da biz üniversitemizin sloganını kararlılıkla başarıya sloganıyla güncelleyerek hem sizlerin eğitim öğretimlerinde bahsettiğim üzere donanımlarınızı, beklentilerinize cevap vermek hem de akademiyada daha söz sahibi olmak istiyoruz. Marka üniversite olmak hayalimiz var. Bir üniversitenin kimliğe kavuşabilmesi için biliyorsunuz kendini birçok alanı ispatlaması lazım.
Yine Yasemin Hanım'ın bahsettiği üzere 15 üniversite arasındayız şu anda. İhtisas üniversitesiyiz. Ne demek İhtisas Üniversitesi değerli öğrencilerim? Bölgesel kalkınma odaklı hedefleri olan, bölgesini kalkındırırken bir alanda uzmanlaşmış akademisyenler yetiştiren bir üniversite. Biz endüstri erkeni bir alanında İhtisas Üniversitesiyiz. 15 üniversiteden bir tanesiyiz. Türkiye'de sadece bu alanda İhtisas Üniversitesi olan biziz. Dünyada endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışma yapan, akademiye katkı sunacak bilim insanı yetiştiren ikinci üniversiteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversite kenevir özelinde araştırmaları var ve ikinci üniversite olarak Yozgat Bozok Üniversitesi. Tabii ihtisas üniversitelerinin ayrıcalıkları, imtiyazları, kazanımları üniversitemizi daha görünür, daha kendinden söz ettirir hale getirdi. Biz sektörle buluştuk. Ciddi anlamda ekonomiye kazandırılması, büyük kitlenin ekonomiye kazandırılması konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Bununla ilgili inşallah güzel sonuçlar alacağız. Dolayısıyla bir taraftan ihtisas üniversitesi olmanın kimliği, bir taraftan pandemi sürecinde, bu salgın sürecinde sizlerle yüz yüze eğitim yapamanın sıkıntısına bağlı olarak çevirim içi, yani uzaktan eğitimi doğru yönetebilmemiz gerekiyordu. Biz sizlerin yüz yüze eğitimlerini aratmayacak tarzda, zaman zaman aksaklıklar yaşansa da biliyoruz, teknik eksiklerimizden kaynaklanan, sizlerin internet erişimlerinden kaynaklanan eksiklikler olsa da biz gerçekten uzaktan eğitimde, bilmiyorum hepiniz indirdiniz diye düşünüyorum akıllı telefonlarınızdan mobil uygulamaları, Voices'te entegre mobil uygulama. Araştırın, Türkiye'de 5 tane üniversitede mobil uygulaması olan bir uzaktan eğitim platformu yok diyebiliyorum ben. Aynı zamanda bu biz Voices'i, değerli öğrencilerim, bu üniversitemizin kendi öz malı diyelim, kendi öz platformu başka üniversitelerin tercih etmesi durumuna getirdik. Yani başka üniversiteler şu anda bizim Voices'i kullanmak üzere bizden teklif aldılar. Çünkü özellikle mobil uygulama ciddi bir konfor sağlıyor. Biz dediğim gibi bu pandemi sürecini biraz da fırsata çevirerek özellikle uzaktan eğitim faaliyetlerimizi ciddi anlamda güçlendirmeye çalıştık. Orada sizlere daha yüz eğitimi aratmayacak tarzda biraz önce söylediğim gibi eğitim vermenin çabası ve gayreti içerisinde olduk. İnanın işin mutfağında olanlar olarak belki sizler zorlanıyorsunuz, bunun farkındayım, yüz eğitimden yoksunsunuz. Birçok zorlukta karşılaşıyorsunuz, teknolojinin azizliğine uğruyorsunuz, memnuniyetiniz düşük olabilir ama inanın uzaktan eğitim süreçlerini yönetmede bizler sizlere en iyi konforu sağlamak için çok büyük çaba sarf ediyoruz değerli öğrencilerim. Tek derdimiz var, o da şu: bu ülkenin yarınlarısınız, bu ülkenin geleceğisiniz. Bu bayrak yarın sizlere teslim edilecek. Dolayısıyla sizlerin donanımları, sizlerin çok iyi bir şekilde yetişmeleri, mesleklerinizde ileri düzeye gelmiş olmalarınız ya da seçkin konuma gelmeniz bizler için çok ama çok önemli. O açıdan da biz geleceğin Türkiye'sine hitap eden siz gençlerimizi çok iyi yetiştirmek istiyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin böyle bir hedefi de var. Her üniversitenin olduğu gibi. Dolayısıyla değerli öğrencilerim, Yozgat Bozok Üniversitesi hedeflerine, akademiyadaki beklentilerine cevap verecek tarzda çok önemli 2 seneye yakın bir zaman içerisinde dönüşüm sağladı. İşte birçok yönetmelik yönergeler değiştirilerek, mesela takip ediyor musunuz bilmiyorum ama tamamen ön lisans ve lisans yönetmeliğini değiştirdik. AKTS kredi ikileminden tamamen uzaklaştınız. Tamamen öğrenci odaklı, inşallah zaman içerisinde bunu fark edeceksiniz, öğrenci odaklı bir dönüşüme geçtik. Yani bir sınav yapılıyor. Çok basit anlamda örnek vermek istiyorum. Yeni değişimimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi bir sınav oldunuz. Bu sınav 50 kişilik bir sınıf diyelim, bulunduğunuz sınıf. Ve bu sınıfta en yüksek not alan 50. Dersin hocası sorduğu sorunun niteliğini biliyor, zorluğunu biliyor, kolaylığını biliyor. Dersin hocası isterse bu ölçme değerlendirme parametrelerini dikkate alarak sizlere sorduğu soruların zorluğunu kolay dikkat alarak 50 alan bir öğrenciye AA verebiliyor. Artık FF'de bir sınır olmadı. Yani eskiden 35'ti herhalde. 35'in altında alan öğrencilerimiz kalıyordu. Şimdi öyle bir sınırlama da yok. Kaldırdık tamamen.
Amacımız şu, amacımız öğrenci odaklı, öğrenciyi motive edecek, öğrenciyi tek sınava mahkum etmeyen, işte belki biz sizi bu anlamda biraz görüyoruz ama daha çok ara sınav ya da ödev gibi birden fazla sınav yaparak sizlerin daha çok ortalamalarınızı yükseltmenizi istiyoruz. Yine final bütünleme oranlarını kaldırdık. Yine onu bir aralığa yaydık. Yani önceden dönem sonunda aldığınız not %40 oranında vizeden aldığınız nottu, %60 finaldi. Şimdi bu bir aralıkta hoca isterse sizin ara sınavlarla aldığınız notların %70'ini takdir edebilecek sizin dönem sonu notlarınızı. Yani bu değişiklikle bir çok daha büyük yüksek ortalamalarla mezun olacaksınız. Ve yeni getirmiş olduğumuz sistemle aynı zamanda değerli arkadaşlarım, bu AKTS kredi ikileminden tamamen sıyrıldığımız için diplomalarınız uluslararası görünürlüğe sahip olacak. Dolayısıyla biz hem burada hem birçok alanda inanın değişiyoruz, dönüşüyoruz ve gelişiyoruz. Tek derdimiz, tekrarlıyorum, sizleri geleceğe hazırlamak. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin çatısı altında iyi bir eğitimle mezun olmanızı sağlamak. Yine aynı şekilde mezun edeceğimiz öğrencilerimizin özellikle KPSS, ALES gibi lisansüstü eğitim düşünen öğrencilerimize yönelik çok uygun. Yani biraz bunu esasında biz bedava da yapabilirdik ama çok uygun bir fiyata sürekli ALES ve KPSS sınavları, DGS sınavlarına hazırlıklar yapacağız. Bu alana yönelik öğretim görevlisi arkadaşımızı da aldık. Sizleri sürekli hani mezun olduktan sonra iş bulma kolaylığınızı sağlayacak bir zemini de oturtmaya çalıştık. Dolayısıyla baktığımızda bir taraftan eğitim öğretimde kalite ve niteliği sizlerden aldığımız geri bildirimler anket çalışmalarıyla yönetirken diğer taraftan da akademiye hitap eden bilimsel anlamda kendisini daha görünür kılan bir üniversite. Geçen sene değerli öğrencilerim Web of Science duymuşsunuzdur bu bilimsel yayınların tarandığı bir platform 42. sırada olan Yozgat Bozok Üniversitesi 2019 yılında 2022 yılın 20 yılında değerli öğrencilerim devlet üniversiteler arasında 21. sırada. 108 devlet üniversitesi arasında 21. sıradayız. İhtisas üniversiteler arasında da yayın sıralamasında 2. sıradayız. Dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi değerli öğrencilerim gerçekten sizlerin bizlere verdikleri enerjiyle, sinerjiyle beklentilerimize karşılık verecek donanımı sürekli değişmekte, donanımlarını sürekli güncellemekte, akademiyasını güçlendirmekte ve gerçekten iddialı bir şekilde hem eğitim öğretimine hem de bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Çok basit bir örnek vermem gerekirse, hani biz ihtisas üniversitesiyiz, bu anlamda bizim ayrıcalıklarımız oluştu, teknoloji sanayi ile buluştu. Biliyorsunuz aynı zamanda mühendislik fakültesinden arkadaşlarımız var herhalde aramızda. Elektrikli araç yarışmalarına katılıyoruz. Geçen sene 135 tane elektrikli araç projesinde bazıları özel kuruluşlar da bu yarışmalara katılıyor. Teknofest yarışmasına biz 6. olduk. Ve o projede çalışan arkadaşlarımız şu anda son sınıf öğrencilerimizi söylüyorum. Hemen iş buldular. Yani özel sektör hemen bunları kaptı. Şunu demek istiyorum. Evet, Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimi üzerine düşeni yapıyor. Sizleri geleceğe iyi hazırlamanın çok büyük gayret ve çabası içerisinde. Ama yetmez. Başarının ana odağı sizlersiniz. Eğer sizler kendi potansiyellerinizi keşfeder, hedeflerinizi belirler. Ben kendi alanımda şu başarıyı elde edeceğim diye bir kararlılık ortaya koyarsanız başarı kaçınılmazdır. Yani hani hep kafamızda şu soru var ya değerli öğrencilerim. Ya işte Yıldız Teknik, İstanbul Üniversitesi, şu bu falan üniversiteler varken Yozgat Bozok Üniversitesi'ni kim görsün? Ya da ya işte biz iş bulamayız falan. Belki böyle bir kanaata sahip olabilirsiniz ama şundan hiç endişe etmeyin. İşte bu projede 6. olan öğrencilerimizde olduğu gibi. Eğer sizler hedeflerinizi doğru belirler, öğrenci olmanın gereklerini yerine getirirseniz inanın sizi devlet de görüyor, keşfediyor. Çünkü sınavlarla o başarıyı gösteriyorsunuz. Sizi özel sektör de görüyor.
Biz bu profili de, bu azmi ve kararlılığı da size vermek istiyoruz. Bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. 15. yılında Yozgat Bozok Üniversitesi 2006'da biliyorsunuz 1 Mart 2006'da kurulan bir üniversite ama hep söylüyorum işte yine aramızda bu fakültelerde okuyanlar vardır. Mimar Mühendislik 92'de kurulmuş. Aynı sene Ziraat Fakültesi kurulmuş. 94 yılında Fen Edebiyat ve İktisadi İdare Bilimler Fakültesi. Baktığımızda fakülte düzeyinde çeyrek asırdan daha fazla deneyimi olan bir üniversite. İşte fizik altyapılarıyla, kampüs alanlarıyla inşallah üniversitemize geldiğinizde o değişimi ve dönüşümü de göreceksiniz fizik altyapı açısından. Biz daha yaşanabilir bir kampüs, sosyal imkanların oluşturulduğu, sosyal imkanlardan yararlanma imkanının olduğu bir kampüse dönüştürüyoruz ve dönüştürmekteyiz. Yani biz sizleri memnun etmek için, sizlerin üniversitenizi benimsemenizi ve üniversite aidiyetinizi içselleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başarınızda bu anlamda katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Başarının dediğim gibi ana faktörü sizlersiniz. Sizler hedefleri belirlerseniz inanın başarı kaçınılmaz olur. Ben tabii 15. yılında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin geldiği süreci teknik anlamda sizlere anlatıp kafanızı ağrıtmak istemiyorum. İşte en son diş hekimliği fakültemiz kuruldu. Bugün dekanımız göreve başladı. İşte hukuk fakültemiz inşallah 2022 yılında diş hekimliği fakültesiyle birlikte öğrencisine kavuşacak. Yani 14 tane fakültesiyle işte 8-9 tane meslek yüksek okulu, 4 tane yüksek okuluyla gerçekten hem akademiyaya, eğitim öğretimine katkı sunuyor hem de bilimsel çalışmalarla bilim camiasına katkı sunuyor Yozgat Bozok Üniversitesi. Size tavsiyem şu değerli öğrencilerim, biz de sizlerin yaşlarınızda bu öğrencilik safhalarından geçtik. Öğrenci psikolojisi, evet farklı, o psikolojiyi ben anlayabiliyorum ama öğrenci olmanın size sağladığı sorumluluk da var diye biliyorum. Başta anne babalarınıza sorumlusunuz. Onlar sizlere her türlü imkanı sunuyor. Size düşen bir görev var değerli öğrencilerim. Dediğim gibi hedeflerinizi doğru belirleyip hedeflerinize odaklanmanız ve başarılı olmanızdır. Biz bu konuda üzerimize düşen neyse sizlerden aldığımız geri bildirimlerle sürekli imkanlarımız nispetinde kendimizi geliştiriyoruz, dönüşüyoruz ve bu dönüşümle birlikte yenileniyoruz değerli öğrenciler. Ben tabii böyle bir girişten sonra isterseniz monolog yapmak yerine, çünkü ben gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. Belki içimizde birinci sınıf öğrencilerimiz de var şu anda, bende listede var. Ben hele hele hiç karşılaşmadığımız birinci sınıf öğrencilerimizi çok ama çok arzuluyorum onlarla tanışmak. Sizleri, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta olan öğrencilerimizi çok ama çok özledik. Evet, üniversiteler öğrencileriyle kayın, değerli öğrencilerim. Yani bir kampüste öğrenci varsa o kampüsün havası, rengi değişiyor. Dolayısıyla sizler bu üniversitelerin temel unsurlarısınız, temel değerlisiniz. Ondan dolayı evet, üniversitelerimizde hani uzaktan eğitimin belki konforu var, belki ayrıcalıkları var ama ne sizler bu konuda yüksek öğretimde bir üniversiteli olmanın hazzını yaşayabiliyorsunuz ne de bizler bir üniversite yönetimi olarak kampüslerde, kampüs içerisinde sizlerden uzak çok kendimizi mutlu hissediyoruz. Dolayısıyla bizleri tabii ki tercih ettiniz bu açıdan. Biz sizlere çok ama çok teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda sizlerle buluşmak istiyoruz. Bir araya gelmek istiyoruz. Kampüste birlikte dertleşmek, gülmek, gerekiyorsa hüzünlenmek, birlikte bir şeyleri paylaşmak istiyoruz. İnşallah 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de bu salgın süreci inşallah normalleşme sürecine geçerse bir araya geleceğiz. Karma eğitim sistemi esas olacak yüksek öğretimde değerli öğrencilerim bundan sonra. Yani ne demek bu? Yüz yüze eğitim olsa da siz %40'a varan bir çevrimiçi eğitime devam edeceksiniz. Mesela bunun sağladığı avantajlar var. Ne? Daha fiziki mekanlar daha çok olacak. Daha ferah ortamlarda eğitim, öğretim göreceksiniz. Evlerinizde, bizim kütüphanelerimizde, buralarda bilgisayar imkanlarından, konforlarından yararlanacaksınız. Belki de %40 çevrimiçi eğitim, yani karma eğitim sistemiyle sizler
kendilerinizi daha çok dinleyerek hedefler ortaya koyacaksınız. Yani mesleğinizde nereye gitmek istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? Bunu da belki sorgulama imkanınız olacak. Çünkü sabahtan akşama kadar işte sınıf ortamında bizatihi bulunmak, o yorgunluk, o sizi bunları düşünmeden alıkoyabilir. Ama %40'a varan çevrim içi bir eğitim evinizde, dediğim gibi kütüphanelerinizde, kendinizde dinlemenize, sosyalitenizin artmasına, bu tür şeyleri de daha çok düşünmenize fırsat verecektir diye düşünüyorum. İnşallah karma eğitim esasına göre yüz yüze eğitim de tekrar bir araya gelip sizlerle, sizlerin de beklentilerini bizatihi sizlerden dinleyerek üniversitemizdeki değişimi, dönüşümü ve gelişmeyi daha da hızlandırmak istiyoruz çok değerli öğrencilerim. Dediğim gibi ben monolog yapmak istemiyorum. Aramızda çok farklı branşlarda, işletmede, tarihten, sanat tarihinden, sosyoloji, Türk dili, mimarlık, şehir planlama, büro hizmetleri, sağlık hizmetleri, MEO, ilk acil, yine çocuk gelişimi, tıbbi tanıtım, hemşirelik, adalet, meslek, hukuk, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, matematik öğretmenliği, fizyoterapi, mesela fizyoterapiden Aydın Maraşlı burada mı? Birinci sınıf öğrencimiz olduğu için özellikle. Ha, Aydın Maraşlı tam karşısında. Evet, merhaba Aydınca. Merhaba hocam. Hayırlı olsun. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, sağlık yüksekokulumuz değerli öğrencileri. Bu sene ilk kez öğrenci aldı. 4 tane çok iyi öğretim üyesini aramıza kattık. Bir tanesi tıp kökenli. İlk kez bu sene bir öğrencilerimiz geldi ama henüz okullarıyla buluşamadılar. Aydın nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Memleketin neresi? Memleket Kayseri hocam. Kayseri, buraya yakınsın. Evet, orayla ilgili beklentilerimiz, bizim hayallerimiz çok farklı. Fizik tedavinin merkezi yapmak istiyoruz. Tarihi Roma hamamı var Sarıkaya ilçemizde. Yüksekokulumuz orada değerli öğrencilerim. 2000 yıl önce orada alternatif tıbba yönelik bir merkez varmış. Kalıntıları hala ayakta. Ya dünyada eşi olmayan bir yer. Biz orayı hem turizme kazandırmak istiyoruz hem alternatif tıbba kazandırmak istiyoruz. Yani bir orayı bir fizik tedavi rehabilitasyon merkezi yapmak istiyoruz. Onunla ilgili girişimlerimiz var. En azından araştırma hastanemizin fizik tedavi merkezine entegre, oranın bir şubesi olarak yatak sayısının Yozgat'ta sınırlı olması dolayısıyla yapmayı planlıyoruz. Aramızda hoş geldin Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine. İnşallah Allah nasip ederse 4 sene beraberiz. Yine bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetiminden var. İşletme, ormancılık var. Boğaziye MEO. Veteriner fakültesinden Saltuk Buğra. Burada mı Saltuk Buğra? Buradayım hocam. Evet Saltuk, kaçıncı sınıf öğrencisisin? Hocam ben dikey geçiş yaptım. Uludağ'da devam ediyorum şu anda. Üçüncü sınıftayım. Ha, sen Uludağ'dasın öyle mi şu anda? Aynen. Hocamın ricası üzerine katılım gerçekleştirdim ben. Evet. Boğaziyen MEO'da okumuştum gururla. Evet. Tabii veteriner fakültemiz çok donanımlı bir dekanımıza kavuştu. Çok veteriner, hekim, çok kaliteli bir hocamız. Biz mesela veteriner fakültesinin şu anda çok büyük çaplı olmasa da bir hastanesini açmak üzereyiz. Bu öğrencilerimize ciddi anlamda bir konfor sağlayacak. Bu da çok önemli. İsterseniz Yasemin Hanım şöyle yapalım. Öğrencilerimizden evet. Söz almak isteyen, işte bu 15. yıla atfen bir şeyler söylemek isteyen öğrencilerimiz varsa onları dinleyelim. Böyle monolog tek taraflı olmasın ama bunu isterseniz siz yönetin. Öğrencilerimizden bu konuda ben öğrencilerimizle sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Dertleşmek istiyorum. Sevinçlerinizi paylaşmak istiyorum. Varsa beklentilerinizi de dinlemek istiyorum değerli öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Sesini kapatırsan sevinirim şimdi. Davut Şengül. Sesini evet. Kapat. Tamam teşekkür. Evet, tamam. Bu süreci sizler nasıl değerlendirdiniz? Pandemi sürecini, üniversitenizden uzak kalmanın size hissettirdikleri, 15. yılını kutluyor üniversiteniz, neler düşünüyorsunuz? Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorunuz varsa, katkılarınız, önerileriniz, söz almak isteyen var mı öğrencilerimizde? Evet, arkadaşlar konuşalım. Burası bizim. Evet, evet.
Davut sesi deka. Davut herhalde ses alıyor. Davut konuşmak istiyor herhalde. Davut seni dinleyelim hadi. Nasılsınız Sayın Rektörüm? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kendini tanıt. Sorgun Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencisi mezunuyum. Ne güzel. Mezun öğrencilerimiz de var aramızda. Evet. Sayın Rektörüm, benim ve arkadaşlarımın sizden bir isteği, bir ricası olacak. İnşallah siz de değerlendirirseniz. Biz okulumuzda istihdam edilmek istiyoruz. Özel güvenlik ve koruma bölümü olarak, ön lisans mezunu olarak Bozok Üniversitesi çatısı altında çalışmak istiyoruz. İnşallah hocalarım da not alırlar. Biz niye tabii ki bizden mezun olmalıyız? İnşallah. Salgın sürecini nasıl da geçirdin? Salgın süreci uzaktan eğitimde çok memnunduk. Size de o yönden çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir dersimiz aksamadı. Hocalarımın ve sizin verdiğiniz emekler için size sonsuz teşekkür ederiz. Bizim yanımızda olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. İsterseniz. Yasemin Hanım, benim sesim ben duyuyorum da bunu teknik anlamda düzeltelim. Öğrencilerim, görüyorsunuz teknolojik kazabına uğruyoruz. Evet, ben ekrandan gördüğüm arkadaşlarıma, evet, söz almak isteyen gençlerimiz var mı öğrencilerimizden? Arkadaşlar konuşun. Evet, benden çok bir Z kuşağı deniyor ya, size öyle diyorlar. Ben bir saniye. Yasemin Hanım, bir saniye. Ben kendi gençlik yıllarım, sizlerin yaşındaki yıllarımla sizleri karşılaştırıyorum da, benim de işte iki tane çocuğum var. Onlar da üniversite mezunu. En çok takdir ettiğim tarafınız özgüvenlerinizin olması. Bu çok çok güzel. Ama çok böyle hemen her şey çok rahat bir şekilde, çok basit bir şekilde demoralize oluyorsunuz. Kolay bir şey yapıyorsunuz. O da biraz dezavantajınız olabilir. Çünkü hayat mücadelesi önemli. Hayatın mücadelesini yaşamış, zorluklarıyla karşılaşmış insanlar kolay kolay bir şeyleri eleştirmezler. Çünkü bir şeyleri yaşamışlardır, zorlukları görmüşlerdir. O açıdan hayatın zorluklarını da görmek lazım değerli öğrencilerim. Özgüvenleriniz çok önemli. Ben gerçekten geleceğin Türkiye'sinin, başta söylediğim gibi, teminatısınız sizler. Bu açıdan ben geleceğe çok güvenle bakıyorum. Özgüvenlerinizin olması, ne yapacağınızı biliyor olmanız, hedeflerinizin genel itibariyle olması, bu çok ama çok önemli. Ama ne olur, şey konusunda hemen en ufak şeyde memnuniyetsizlikler, beğenmeme, bu biraz da şeyle ilgili. Yani bu yeni nesil, ben de kendi çocuklarımla biliyorum, el bebek gül bebek biliyorlar. Hayatın zorluklarıyla çok fazla yüzleşmiyorlar. Şimdi Şenol Hocam biliyor, çok iyi biliyorum. Şenol Hocam'ın şimdi üniversite okuyan iki tane oğlu var. Şimdi ta gidiyor İstanbul'dan, oğlunu alıp geliyor. Ben de diyorum ki, ya arkadaş, ya binsin otobüse gelsin falan diyorum. Dolayısıyla evet, anne babalarımız evlatlarına her açıdan kol kanat geliyor. Dolayısıyla bu nesil biraz hayatın zorluklarını da, yaşayanlar vardır ama yaşamıyor. Onu da görmek lazım değerli öğrencilerim. Hayat bir mücadele. Hayat hiçbir zaman tek düze değil. Ben hep hayatı, bireysel yaşamı da öyle ona benzetiyorum. Ya böyle klasik bir ifade vardır ya, işte gül bahçesine. Gülü gül yapan o dikenleridir aynı zamanda. Hayat bir dikenli gül bahçesidir. Esna diken, gülü anlamlı kılan bence dikenleridir. Hiçbir zaman hayatınızın en konforunu yaşasanız da, çok iyi imkanlara sahip olsanız da, mutlaka insanın kendini eksik gördüğü bir tarafı vardır değerli öğrenciler. O açıdan hayatı bir bütün olarak düşünün. Hayatı ben kalp ritmine benzetiyorum. Yani doğumdan ölüme kadar olan süreci kalp ritmine benzetiyorum. Kalp ritmi, sağlıklı bir kalp böyle inişli çıkışlı bir pik yapar. O kalbin sağlıklı olduğunun, hayatın, yaşamın devam ettiğinin bir göstergesidir. Ne zaman ki hayat durdu, dümdüz bir çizgi. Yani hayat bitiyor. Biyolojik hayat bitiyor.
Dolayısıyla hayatta bir tek güzellik yok, olmaz, olamaz. Hayatınızda güleceksiniz, ağlayacaksınız, sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Ne bileyim yani her şeyi yaşayacağız. Hayat bununla anlamlı ve değerli diye düşünüyorum. O açıdan da hayatı öyle görün. Elde edemediklerinizden dolayı ne olur mutsuzluk göstermeyin. Hep şunu deyin. Ya bunu elde edememişsem bu belki benim için daha hayırlıdır diye düşünün. İnanın elde edemediklerinizle dikkat alarak bir bütün olarak hayata bakarsanız inanın daha başarılı ve daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ben yine elime lafa girdim ve Yasemin Hanım şimdi ona bıraktık ama sesler karışmaya başladı. Ben tekrar başladım. Evet, gençlerimizi dinleyelim. Ben öğrencilerimi dinlemek istiyorum. Söz almak isteyen öğrencilerimiz var. Vural Öntürk sesinize açık. Evet, buyurun, sizi dinliyoruz. Kim dediniz? Vural Öntürk. Evet, dinliyorum. Hadi. Merhabalar Vural. Hocam. Sesimi alabiliyor musunuz? Ne demek? Çok iyi alıyorum. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ben Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Doktor Vural Öntürk. Tarih bölümünde görevliyim şu anda. Evet. Bizim öğrencilerimizdensin değil mi? Evet. 2013 yılında Bozok Üniversitesi'nden mezun oldum hocam. Tarih mezunu. Evet. Öyle bir şanslı tarih bölümünde okudun ki Daha Niyazi Karaca ve onun öğrencileri. Daha Niyazi Karaca'nın değerli öğrencilerim, tarihçi olun ya da olmayın, çok güzel romansı kitapları var. Ben şu anda ikincisini okuyorum. Büyük Oyun bunlardan bir tanesi. Timaş yayınlarından alıp okumanızı isterim. Bence çok iyi bir bölümde okumuşsun. Hocam öyle oldu. Ben şimdi öncelikle dün biliyorsunuz Bitlis'te elin bir kaza sonucu şehit düşen askerlerimiz oldu. Evet. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Evet. Huzurlarınızda. Teşekkür ederim. Şimdi benim mezun olarak katılıyorum hocam. Gördüğüm kadarıyla burada öğrencileriniz var. Gerçi evet, ben de bir öğrenci sayılırım. Burada benim söylemek istediğim şey hakikaten şu anda Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz çok çok şanslılar. Bizim dönemimize nazara. Ve biz de geldiğimizde bizden önceki abilerimiz çok şanslısınız diyorlardı. Şunu gördük yani henüz minibüs seferleri bile çok nadir yapılırken geldik. Bizim dönemimizde sonradan işte otobüs seferleri arttırıldı Yozgat Bozok Üniversitesi'nde. Tabii merkezden biraz uzak. Ama sürekli gelişmeye açık bir üniversite. Şehir olarak da öyle. Şehir olarak da gelişmeye açık. Üniversite olarak da gelişmeye açık. İşte şimdi son gelişmeleri de sizden öğrenmiş olduk. Bu sebeple ben her zaman Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bir böyle öğrencisi olduğum için kendimi hep şanslı hissettim. Bunu da her yerde gururla söyledim. Bugün de tekrardan bizi sizlerle buluşturan herkese şahsınızda çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Başarıların daim olsun. Bu bizi çok sevindirdi. Mezuna olan öğrencilerimizin başarılı olması, hem akademiyada olması hem önemli yerlerde bulunması bizim gurur kaynağımız olur, iftihar kaynağımız olur. Teşekkür ederim Vural Bey. Aynı zamanda tabii güzel bir hatırlatma yaptı. Ben tabii sizleri karşımda görünce hem çok özledim hem de heyecanlandım. Evet, bugün dün bir elim kaza oldu. 11 tane askerimiz şehit oldu. Bir tanesi Yozgatlı, Kor Generalimiz Yozgatlı, Osman Erbaş. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan, saltını korumak bunlara emanet vatanımız. Dolayısıyla Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Evet, kederli ailesine başsağlığı, milletimize başsağlığı diliyorum. Evet, başka öğrencilerimizden öğrencilerimi dinlemek isterim. Akşama kadar da sürse öğrencilerimle hasbihal etmek isterim. Teşekkür ediyoruz Vural Öntürk'e. Sırasıyla söz vereceğim. Erkan Çelik, Sedat Görek, Burcu Batur ve Tunahan Çoban, Mustafa Koçak, Tuğba Özdemir şu an. Hemen başlayalım Yasemin Hanım. Zamandan kazanalım. Evet, Erkan Çelik. Buyurun. Merhaba hocam. Merhaba Erkan. Kendini hemen kısa tanıtır mısın? Yani mezun musun? Nerede okuyorsun? Hangi bölümde daha doğrusu? Ben veteriner fakültesinde okuyorum hocam. Demin bir karışıklık oldu sanırım. Teknisyen de arkadaş galiba. Ben veteriner hekimlik fakültesinde okuyorum. Çok güzel. İkinci sınıf öğrencisiyim. Evet. Oraya sen tabii burada yokken çok iyi hocalar aldık.
Zafer Hocam dekanımız çok çok başarılı bir dekanlık görevi ifa ediyor. Yakında hastanemizi de açacağız. İnşallah sizlerin staj yapmalarını da inşallah sağlamış olacağız. Evet, dinleyelim Erkan. Duygularını, düşüncelerini almak isterim. İnşallah hocam. Ben Bozok Üniversitesi'ni tercih ettiğimde kendim de Afyonluyum aslen. Hayvancılığın gelişmiş olduğu bir yer olduğunu düşünerek gelmiştim ve öyleydi. Bu teorik süreçte de bize siz hep yardımcı oldunuz, destek oldunuz. Altyapı olarak gerçekten sağlam bir altyapı kurmuşsunuz. Size bundan dolayı çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın da çok teşekkürleri var sizlere. Bizler de çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde de Dekan Bey'e ve yardımcılarına, hocalarımıza buradan çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Başka söylemek istediğim bir şey varsa dinleriz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah yüz yüzeyken görüşmek isteriz. Hemen Yasemin Hanım, diğer Sedat arkadaşımız da. Sedat dinleyelim. Sedat, duyabiliyor musunuz bizi? Sedat, Sedat'ı duyamıyoruz. Neredesin Sedat? Merhabalar hocam. Ben Sedat Gürek. Hadi bakalım, kendini böyle Sedat ismini duyduk. Neredesin? Hangi birimde okuyorsun? Hocam ben İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim hocam. Çok güzel. Hocam biliyorsunuz pandemiden dolayı bayağı bir okullar ara verildi. Biz de okulumuzu ve hocalarımızı sizi özledik hocam. Teşekkür ederim. En az belki bu dönemde açılmayabilir. Hani bizimki sözel bir bölüm olduğu için yüz yüze eğitim olmayabilir. Hocam biz arkadaşlar adına hani diyoruz bu şey olabilir mi acaba ileride hani okul bitmeye doğru biz mezunlar olarak herhangi bir mezuniyet için bir şey yapabilir miyiz? Hani... Vallahi Sedat'cığım ağzımdan aldın. Bizim aslında şöyle bir planımız var. Bu bahar yarı yılında karma eğitime başladık biliyorsunuz. Daha çok sağlık temelli öğrencilerimiz şu anda buradalar. Dekan Bey'le de Kürşat Hocam'la da konuştuk bunu. Daha doğrusu bütün arkadaşlarımızla. İktisadi İdare Bilimler üzerinde Kürşat Zorlu Hocamızla da bunu konuştuk. Hatta Habertürk'teki köşesinde de bunu dile getirdi. Evet. 7. haftadan sonra değerli öğrencilerim, son sınıf öğrencilerim için bunu söyleyebilirim. Eğer normalleşmede çok önemli bir noktaya gelinecek olursa biz son sınıf öğrencilerimizi yine de isteğe bağlı olarak çağıracağız buraya. Diyeceğiz ki öğrencilerimiz gelin buraya. 7 hafta kampüs havasını teneffüs edip birlikte edelim. Sizleri burada keplerinizi atarak mezun edelim. Öyle bir planımız var Sedat'cığım. Nasip olursa 7. haftadan itibaren dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın YÖK'ün tavsiyeleri de doğrultusunda yine dediğim gibi isteğe bağlı olarak öğrencilerimizi çağıracağız buraya. 7 hafta, 6 hafta, 5 hafta yüz yüze eğitimi vereceğiz ve sizleri mezun edip göndereceğiz inşallah Allah nasip ederse. Benim abim de Yozgat Bozok Üniversitesi'nden mezun. O da iktisat bölümünden. O da katılacaktı bu yayına. Yolculuk yaptığı için katılamadı hocam. Kısmet olmadı. Onun da size çok selamı var hocam. Size bütün arkadaşlar, konuşan arkadaşlarıma da söylüyorum. Sedat'a da hem abine hem ailene, biraz önce konuştuğum arkadaşların ailelerine de çok çok selamlarınızı, anne babalarınızla iletin. Evet, Yasemin Hanım. Herhalde Sedat. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Mezun öğrencilerimizi de misafir etmenizi bekliyoruz diye bir mesaj geldi. İnşallah. Zaten mezun öğrencilerimiz var. İşte hocamız katıldı. Öğretim görevlisi Van'da değil mi? 100. Üniversitesi'nde. Dolayısıyla evet hocam, Van 100. Üniversitesi. Mezun öğrencilerimiz de var. Evet. Kim şu anda? Hangi öğrencimizle konuşuyoruz? Burcu Bütün. Evet Burcu. Ben de hep niye ya genellikle kız öğrencilerimiz daha böyle şeydir, sosyaldir, niye konuşmuyorlar falan derken. Evet Burcu, seni dinliyoruz. Merhaba hocam, sesim geliyor mu? Geliyor, gayet güzel geliyor sesin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Hocam bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Ben öncelikle Bitlis'te meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Evet. Onun dışında çok vakit almadan böyle kısaca hem pandemi dönemindeki bu online süreçten bir de şimdi hali hazırda başlamış olacağımız online sürece değinmek istiyorum. Evet. Online süreçte UZEM desteğiyle Borsis üzerinden yürütülen çok boyutlu bir eğitim ölçme ve değerlendirme sistemine tabi tutuldu. Evet. Ben bu şartlardaki pandemi sürecindeki en iyi eğitimlerden birinin açıkçası bizim üniversitemizde altyapı olarak kurulduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle ki hocam, bu kapsamda hem siz değerli rektörümüzle daha önce de bir toplantıya katılma şansım olmuştu. Online süreçte bizlerin görüşlerini önemsediğinizi belirten bir toplantı yapmıştınız. Geri dönüşlerimizi istemiştiniz. Onun dışında yine Sağlık Bilimleri Fakültesi hocalarımız da üniversitemizin de yaptığı birçok anket vardı. Ben bu uygulanan anketler ve toplantılar için size teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında heyecandan önce kendimi tanıtmayı unuttum ama ben Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik son sınıf öğrencisiyim. Buradasın değil mi sen şu anda Burcu? Efendim hocam? Sen şu anda buradasın değil mi? Evet evet, şu anda buradayım hocam. Son olarak da buna değinmek istiyorum. Burcu özelinde şimdi gelmeyen arkadaşlarımız var biliyorsun. Kampüsümüzde bir değişiklik var mı? Gözlemleyebilir mi Burcu? Birçok değişiklik var hocam. Evet, Erdoğan Hatta Kampüsü'ne 15. yıl kutlamaları için gitme fırsatı yakaladım geçen gün. Evet. Gerçekten şu an zaten heyecanlı olduklarını biliyorum gelemeyen arkadaşlarımızın, ama bir kat daha heyecanlarının artmasını isterim. Gerçekten geldiklerinde çok değişikliklerle karşılaşacaklarını söyleyebilirim yani şu anda. Nasıl gidiyor stajın Burcu? Hocam henüz staja başlayamadık ama sigorta işlemlerinden dolayı pazartesi günü inşallah başlıyor. Herhalde şu anda hocalarınız bir ön bir şey yapıyor değil mi? Evet. Bazı pratikler yapıyorsunuz. Evet yani, evet hocam. Çok güzel. Çok toplantılar, eğitimler, bilgilendirmelerle birlikte sigorta işlemleri vesaire devam ediyor. Bizim en büyük şansımız şu Burcu. Araştırma hastanemizin olması çok ciddi bir konfor. Sağlık bilimleri öğrencilerimizin staj imkanlarının olması, sağlık hizmetleri meslek hukuklu öğrencilerimizin bu imkanlardan yararlanmış olmaları, şehir hastanemizin olması, evet, bu açıdan da çok önemli bir kazanım elde edeceğinizi düşünüyorum staja yönelik. Şimdiden başarılar diliyorum. Hocam son olarak bir şey söylemek istiyorum. Her ne kadar online eğitimi çok iyi bir şekilde sürdürmüş olsak da biz hemşirelik mesleğinin hastane ortamında hastalarla haşır neşir olarak daha iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz için bu süreçte bu son sınıf öğrencilerin aşılamalarını hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilmemiz açısından bizlere vermiş olduğunuz destek için ben öncelikle Sayın Rektörümüze, yani size çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin nezdinizde Sağlık Bilimleri Fakültesi hocalarıma da dekanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bizim evlatlarımızsınız, geleceğimizsiniz, hep söylüyorum. Sizin sağlığınız bizim için çok ama çok önemli. Tabii elimizden gelen, alınması gereken tedbirler nelerse biz bunu zaten alıyoruz, almaya çalışacağız. Yeter ki sizler huzurlu olun, mutlu olun ve işinize odaklanın. Yani mesleğinizin, daha doğrusu hani son sınıf öğrencilerimiz için bunu özellikle söyleyebilirim. Öyle bir donanımla yetişin ki o kısa zamanda, bu yarı dönemde açığınızı öyle bir çabuk, çok yoğun çalışarak kapatın ki bu telafi edilsin. Bunun da şu anda imkanını, fırsatını şu anda yakalamış durumdasınız. Biz de o açıdan elimizden geleni, yani sizlere destek olmak adına yapmaya devam edeceğiz. Her fiziki ortam, ulaşım olsun, konaklama olsun, hep sürekli Vali Bey'le, Belediye Başkanımızla irtibat halindeyiz. Siz huzurlu olun ki biz huzurlu ve mutlu olalım. Siz mutlu olursanız biz mutlu oluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum Burcu. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim Yasin. Evet, Tuğhan Çoban. Duyuyor mu bizi Tuğhan? Hocam merhabalar, sesim geliyor mu? Evet, sesini alıyorum. Merhabalar hocam. Evet Tuğhan, seni dinleyelim. Hocam Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Belli zaten, öyle bir sportif görünümlüğüm var. Evet, seni dinleyelim. Sizlerle karşılaştığım için öncelikle hocalarıma teşekkür ederim. Heyecanım var, biraz maruz görün. Ben de heyecanlıyım sizleri karşımda gördüğüm için, bundan emin olabilirsin. Nasıl gidiyor? Tabii biz henüz sizlerle fazla buluşamadık. İkinci sınıf öğrencisiniz. Hemen bir müjde vereyim Tuna'nın konuşmaya geçmeden önce. Spor Bilimleri Fakültemiz inşallah şu anda bitme aşamasına geldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde İnşallah çok nezih bir ortamda eğitime başlayacaksınız. Şu anda dünyadaki spor kulüpleri de dahil olmak üzere bir spor müzesi oluşturuyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi içerisinde olacak. Büyük kulüplerin birçokları kendilerini gönderdiler buraya. O da çok güzel bir müze olacak. Uğur Köleman hocamızın, genel sekreterimizin önderliğinde bunu yapıyoruz. İnşallah çok donanımlı bir fakülteye kavuşacaksınız.
İnşallah hocam. Uğur hocamla zaten bundan önce komisyon birliğinde görüşmüştük bu konuyu. Evet. Elimizden gelen desteğimiz de inşallah kendileriyle beraber. Özlem dolayız hocam. Bizler sizleri de çok özledik. İnşallah en kısa zamanda sağlık ve sıhhatle bir araya geleceğiz diye temenni ediyorum. Var mı başka bir isteğin? Görüşürüz. Çok teşekkür ederim hocam her şey için. Teşekkür sizlere, ederim. Hocalarıma. Ailene, herkese çok selamlar milletim. Aleykümselam. Başarılar diliyorum. Evet Yasemin Hanım, evet, devam edelim. Sunan Hanım, Mustafa Koçak. Mustafa Koçak. Duyuyor musunuz? Evet Mustafa, tam karşımdasın şu anda. Sesle konuşursan Mustafa. Tamam Mustafa'yı duyuyoruz herhalde Yasemin Hanım. Evet Mustafa, dinleyelim seni. Hocam ben Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Uzaktan eğitim sistemiyle birkaç bir şey söyleyeceğim. Dinliyoruz. Hocam uzaktan eğitimde ben öğrenme oranının normal az daha düştüğünü söylemek istiyorum. Fakat kendi vakit bu bizim için artı bir hava. Siz okulladığında karma eğitim devam edeceğini karma eğitim olması yüz istediğini Mustafa'cığım, şu anda sesin kesik. Mustafa'cığım bir saniye. Sesin bize çok şey geliyor, kesik geliyor. İstersen eğer teknik anlamda bize sorun varsa bunu hallederim. Yoksa kendi bilgisayarında, internette bir problem varsa hallet. Sana istersen biraz sonra dönelim, olmaz mı? Şu anda biz seni tam duyamıyoruz. Sesin kesik geliyor. Yasemin Hanım, bizde varsa teknik anlamda düzeltelim. Yoksa Mustafa'yla irtibata geçelim, tamam mı? Evet, sesi kesik geldi arkadaşlarım. Evet. Diğer arkadaşımıza geçelim hemen diye. Özdemir. Hocam merhaba. Evet, merhaba Tuğba. Bütün arkadaşlara buradan selam gönderiyorum. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hocam, çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Evet. Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020 mezunuyum, hemşirelik mezunuyum. Maşallah. Mezunlarımızdan bir tanesi. Ne güzel. Evet hocam. Şu an pandemi sürecinde COVID servisinde çalışmaktayım. Evet. Çok. Savaşın çok, ortasındayız çok, hocam. Aynen öyle. Aynen. Çok büyük bir görev ifade ediyorsun. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sizlerin sayesinde, hocalarımın sayesinde oldu. Bir savaşın ortasındayız hocam. Evet şu an okullarımızdan uzak kaldık. Biz de online mezun olduk. İlk online mezunlar biziz. Hani mezun olurken evet zorluk çektik. Biz de kep atmak isterdik. Ailemiz gelsin isterdik ama maalesef olmadı. Ama evet. Online süreçte bunu da çok güzel değerlendiren hocalarımıza buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için uğraştılar, didindiler. Keza siz de öylesiniz. Elinden gelen bütün imkanları yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sizden bir ricam var hocam. Buyurun. Staj anlamında şu şekilde hocam. Kalabalık bir aile olduğumuz için biraz zorlanıyoruz açıkçası. Sadece sizden şunu istiyorum hocam. Ek binalar eğer olabilirse staj anlamında, staja çıkma ortamında saha alanı olarak. Evet. Hani böyle bir şey bekliyoruz hocam sizden. Yani ben evet mezunum ama diğer arkadaşlarımın bu zorluğu yaşamasını istemiyorum açıkçası. Arkadaşlarımı düşünmüş olman çok güzel. Tebrik ediyorum bu vesileyle. Dediğim gibi görevimde de üstün başarılar diliyorum. İnşallah tabii bu dönemin pandemi sürecinde salgınla mücadelenin en ön safında savaşan doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız, onlara da senin nezdinde çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Bizden mezun olan bir öğrencimiz olarak canla başla çalıştığın için seni tebrik ediyorum. Öğrencileri, senden sonra gelen öğrencilerimizi düşündüğün için çok teşekkür etmek istiyorum. Başta da söylemiştim, herhalde duymuş da olabilirsin. Aslında bu artık akademiyada karma eğitim sistemi esas olacağı için inşallah fiziki imkanların kullanılması daha konforlu olacak. Çünkü %40'a varan bir çevrim içi uzaktan eğitim olacak. Yine yüz eğitim işte kampüslerimizde, okul şehrimizde devam edecek ama %40'a varan bir çevrim içi eğitim çok geniş fiziki alanların oluşması anlamına da geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla o dediğiniz konfor sağlanacak diye düşünüyorum. Hocam tekrar çok kolay. Evet. Tekrar kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hocam son olarak. Biz teşekkür ederiz. Abi, evet buyurun. Teşekkür etmek istiyorum. Dekanımız Sevinç Polat. Dekan yardımcısı
yardımcımız Ayşe Şener Taplağ'a buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür etmek isterim. Kocaman bir aileyiz hocam. O aileyi ben çok özledim. Ama daha iyi imkanlarla, evet imkanlarımız çok gelişiyor sayenizde. Daha iyi imkanlarla görmek isterim. Niye olmasın? Tabii ki biz sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Fizik imkanlarımızı da daha iyi hale getirmek durumundayız. Bunun da gayret içerisindeyiz. Bundan emin olabilirsin. Sevinç hocamı ben görünce onun heyecanından mutluluk duyuyorum. Çünkü yani rahatsız olsa bile Sevinç hocam bir şeyler yapmanın derdi ve şeyini, heyecanını bize yansıtıyor. Sizden de başta çalışıyoruz. Aynen öyle. Ben de onlara senin nezdinde hem dekanımıza hem bütün hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Katılımından dolayı tekrar teşekkür ederim. Güzel evet Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Sizler de sizler de iyi günler. Evet Yasemin Hanım. Burak bizi duyabiliyor mu Burak? Burak bizi duyar herhalde ya. Merhabalar hocam. Burak, evet. Sesim geliyor mu hocam? Evet. Burak, sesim geliyor mu hocam? Geliyor şu anda sesin geliyor hadi bak. Hocam ben Torgun Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Evet. Hocam benim sorum uygulamalı derslerle alakalı olacaktı. Evet. Uygulamalı derslerle hocam pandemi süreci böyle ilerlerse nasıl olacak acaba? Çağıracağız sizi. Gelin uygulamalı dersleri yüz yüze yapalım diyeceğiz. Çünkü Yozgat şu anda rengi sarı, az riskli illerden bir tanesi. Eğer bu böyle devam eder daha da risk azalırsa biz hatta biliyorsunuz 7. haftadan sonra da çağıracağımız öğrencilerimiz var. Şu anda Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz ve Tıp Fakültesi öğrencilerimiz başta olmak üzere şu anda bunlar buradalar. Ama bazı uygulamalı bölümlere ait planlamamızı da biliyorsunuz 7. haftadan sonra yapmaya başladık, başlayacağız. Dolayısıyla sizlerin stajlarıyla ilgili eğer yüz yüze yapılması gerekiyorsa önümüzdeki günlerde tekrar müdürümüzle, arkadaşlarımızla bir araya gelerek pandemideki bu gidişatı dikkate alarak inşallah gerekiyorsa çağıracağız sizleri derdi. Teşekkürler hocam, iyi günler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun katılımlarınıza dolayı. Çok selamlar. Evet Yasemin Hanım. Murat Çelebi. Murat Çelebi. Evet Murat Çelebi. Hocam. Merhaba, buradayım. Murat kendini niye saklıyorsun? Resmin var şu anda. Bir de bayrağımızın. Şimdi gördüm seni. Açıldı herhalde. Tamam açıldı. Açıldı hocam. Görüyorum Murat seni. Hocam bakalım. Ben İletişim Fakültesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Ama kimse bir şey söyledi mi Murat? Ses tonu çok iyi. Tam ederim hocam. Radyo spikeri ya da televizyon. Ben bilmiyorum. İlk konuşmandan onu çıkardım bilmiyorum. Hocam sağ olun. Zaten Bozok FM'de de sunuculuk yapıyorum şu anda. Harika. Bir tane programım var. Kariyer planım diye. Onun sunuculuğunu yapıyorum. Teşekkür ederim hocam. Güzel düşünceleriniz için. Evet. Hocam öncelikle birazcık geçmişten bahsederek şimdiki düşüncelerimle yani geçmişteki ve şu anki düşüncelerimden bahsetmek istiyorum bu üniversite hakkında. Evet. İlk olarak burayı kazandığım zaman ya bir ön yargı oluşmuştu bende. İşte Yozgat'ta nasıl okuyacağım? İşte çok fazla bilinmedik üniversite, çok altyapısı olan bir üniversite değil vesaire gibi bir ön yargı oluşmuştu. Ancak burada öğretim görmeye başladıktan sonra, derslerimize ısındıktan sonra, hocalarımızla tanışıp işte kaynaştıktan sonra bir aile ortamı oldu ve bunun sonrasında bu üniversiteye yani alışmaya başladım, sevmeye başladım, dersleri sevmeye başladık. İşte bölümümüzün imkanları şu an için gayet yeterli olduğu için biz de mutlu olduk ve o ön yargı gitmiş oldu aslında. Ya belki benimle aynı zamanında aynı düşüncelere sahip olan öğrenciler de olmuştur ki eminim ki onların da fikirleri değişmiştir bu konuda. Bir de online eğitim sürecinde de olabildiğince hızlı bir şekilde altyapı kurduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten. Boysis sisteminde önce ilk kurulduğu zamanlarda sıkıntılar vardı ancak şu an için o sıkıntılar da zaten hallolmuş durumda. Arada ufak tefek bağlantı sorunlarımız oluyor tabii ki. Mobil uygulamayı kullanıyorsun değil mi Murat'cığım? Evet mobil hocam uygulama. Mobil uygulamayı kullanıyorum. Zaten indirdik çıktı. 3 saat 4 saat sonra biz de indirmiş olduk. Hani hızlı bir şekilde ulaşım da sağladığı için mobil uygulamayı da herkese tavsiye ediyorum. Buradan kullanmalarını tavsiye ediyorum öğrencilere. Evet.
Çok teşekkür ederim. Ya şöyle, maalesef böyle değerli öğrencilerim. Ya işte Yozgat Bozok Üniversitesi'ni kazandık ama işte orada yani beklentilerim karşılanacak mı? Hedeflerimi yapabilecek miyim gibi bir endişeye tabii ki haklı olarak sahip olabilirsiniz ama inanın arkadaşlar, çok samimi olarak söylüyorum. Bu üniversitenin rektörü olduğum için söylemiyorum. Büyük üniversiteler tırnak içerisinde, hiçbir üniversitenin ismini de şu anda zikretmeyeceğim, esasında miras yediler. Onlar artık isimleri, anları, şanları belli. Onların kendilerini ispatlamak gibi bir dertleri yok. Ama işte 2006'da kurulmuş deneyimleri olmakla birlikte daha yeni üniversite olan Yozgat Bozok Üniversitesi gibi üniversiteler hocalarıyla ve yöneticileriyle birlikte akademik liyakatın ötesinde bir amatör ruhla çalışıyorlar. Yani öğrenci odaklı olaya bakıyorlar. Daha öğrencilerin memnuniyetini sağlamak, daha iyi, fazla daha çok şey öğretmek için gayret sarf ediyorlar. Bunun keşke farkını, yani mesela gidip bir yarım dönem işte atıyorum Yıldız Teknik'te ya da İstanbul Üniversitesi'nde okusanız da bu karşılaştırma yapabilseniz. Ama teşekkür ederim Murat'cığım. Yani böyle bir karşılaştırma yapmış olmanız Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kendi özelindeki beklentilerine cevap verip vermemesini görmeniz güzel bir şey. Şundan emin olabilirsiniz değerli öğrencilerim. Şimdi 108 üniversite arasından bilimsel çalışmalar açısından biz 21. sıradayız. Bu yaban atılır bir sayı değil. Toplam özel üniversitelere dahil, devlet üniversiteleri bu kategoriye dahil ama 108 devlet üniversitesi arasından 15 tane ihtisas üniversitesinden bir tanesiyiz. Bu Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün bir detayıdır değerli öğrencilerim, bir prestijidir. Yaptıklarımızla, dönüşümlerimizle konuşmanın başında da söyledim. Artık diplomalarınız uluslararası görünürlüğe sahip. Sadece AKTS esası dikkate alınıyor. Öğrenci odaklı bir sınav ve ölçme değerlendirme sistemi var. Bu şu demek değil. Hiç çalışmayan öğrenci başarılı olacak falan değil. Dersin hocası sınav yaptığında sorduğu sorunun niteliği, zorluğu, kolaylığını dikkate alarak dediğim gibi 60 alan bir öğrenciye AA verebilecek. Artık FF'de bir sınırlama yok değerli öğrencilerim. Diyelim ki sınıfın ortalaması 40. 40 alan bir öğrencimiz hoca takdir ederse BA falan alabilecek. Bunun anlamı şu. Mezun olduğumuzda sizin ortalamalarınız yüksek olacak. Dolayısıyla almış olduğunuz diplomaların uluslararası görünürlüğü, geçerliliği daha da net ortaya çıkacak. O açıdan inanın Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmekten dolayı bence kendinizi şanslı olarak görün. Tabii ki her kurumda, her üniversitede olduğu gibi eksikliklerimiz var mı? Evet var, olabilir. Olmaması mümkün değil. Bütün üniversitelerde olduğu gibi bizde de var. Ama biz sürekli iyileştirmeyi, sürekli değişimi, inanın şu üzerine ilgili değerli öğrencilerim, yaptıklarımızı, emeğimizi bir fark etseniz, Türkiye'de uzaktan eğitimle ilgili süreçleri bizim gibi özveriyle yöneten, bu abartı değil arkadaşlar. Ben ikinci bir üniversite duymadım. Ya mobil uygulamayı şu anda yapan kaç tane üniversite var bilmiyorum. Beşi geçmez. Açık ve net söylüyorum. Bu sizlerin sadece ve sadece eğitim öğretimde, uzaktan eğitimdeki o dezavantajları avantaja çevirmenin bir mücadelesi, bir gayreti ve bir çabası. Bunu bilmenizi isterim. Bunu görmüş olmanız beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok ama çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Murat'cığım, ekleyeceğim bir şey var mı? Hocam, ekleyeceğim bir şey, çok ufak bir şey eklemek istiyorum öncelikle. Bizim radyo, televizyon ve sinema bölümünde yalnızca 3 tane öğretim elemanımız var, yani hocamız var. Evet. Bu sayı biraz yetersiz kalabiliyor hocam açıkçası. Yani çok büyük bir açık olmuyor tabii ki, bir şekilde kapanıyor, ancak bu konuda da bir çalışmanız olursa var, gerçekten tabii, var. Memnun açık olurum. Var. Oraya çok çok kaliteli bir dekanımız geldi. Evet. Mustafa Akdağ hocamız. Orayı güçlendiriyoruz. Yani 2021 yılında da oraya en az 5-6 tane, belki daha fazla öğretim üyesi alacağız. Bundan emin olabilirsin ki onunla ilgili çalışmalarımız var. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Öğrencimiz, diğer öğrencilerimizden, bayan öğrencilerimizle konuşsunlar. Evet, Rabia Ayar. Rabia Ayar. Rabia, seni dinleyelim. Geliyor mu hocam sesin?
Gayet iyi geliyoruz. Hadi bakalım Rabia, tanıt kendini bize. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar Rabia, seni tanıyalım. Hocam ben Rabia Ayar, İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Evet Rabia. Üniversitemizin 15. yılını kutluyorum. İnşallah başarıyla nice 15 senelere diyorum. İnşallah. Size, sizin nezdinizde dekanımız Abdülkadir Fidan'a ve tüm hocalarımıza canı gönülden uzaktan eğitimde ve gösterdiğiniz tüm çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben şöyle demek istiyorum hocam. İlahiyata gittim. Hocalarımız çağırdı. Kendim gittim. Yüzeysel olarak da, altyapı olarak da yani yaptığınız yenilikleri gördüm. Çok teşekkür ediyorum bunun için de ayrıca. Uzaktan eğitim süreci içerisinde en başından bu zamanlar verilen tüm gayretlerde, hocalarınızın gösterdiği tüm çabalarda, çabalardan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben çok memnun kaldım. Tabii ki de yüz yüze eğitim gibi olamaz. İnşallah bir an önce yüz yüze buluşmak nasip olur. Biz de hocalarımızın özlediği gibi biz de sizleri çok özledik gerçekten. İnşallah nasip olur diyorum. İnşallah, inşallah. Beklentimiz o ki 2021-2022 yılında yüz yüze eğitimimiz karma eğitim esasına göre başlayacak Rabia. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, yani bizim üniversite olarak, şehir olarak şanslarımızdan bir tanesi de değerli öğrencilerim. İş insanlarımızın üniversitemize sahip çıkmaları. Bu zamana kadar bu üniversitenin kuruluşundan bu tarafa Erdoğan Aktağ Bey ismini hep duymuşsunuzdur. Çünkü kampüsümüzün, Doğu kampüsümüzün adı Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Aktağ Kampüsü. Son zamanlarda bize başta İlahiyat Fakültemiz, Tıp Fakültemiz olmak üzere üniversitemize çok büyük değer katan Bilal Şahin Bey iş insanımız. Bunlara da ben huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten mesela Bilal Şahin Bey mühendislik mimarlık öğrencilerimizden kimse var mı? Bilgisayar mühendisliğinin çok donanımlı bir laboratuvar kattı. 60-70 tane İlahiyat Fakültesi'nden kurduğu laboratuvarı saymıyorum. Bilgisayar laboratuvarını söylemiyorum. Tıp fakültemizde çok önemli katkıları var. İşte diyaliz ünitesi aldı oralara, fizik altyapı ile ilgili çok önemli katkıları var. Dolayısıyla üniversitemizin, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin en önemli devletimizin imkanlarından sonra şansı çok değerli iş insanlarımızın olması. Ben de huzurlarınızda bu iş insanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abiye katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ediyorum ayrıca. Bilal Şahin hocamıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yasemin Hanım. Kim Fatma var? Boz. Fatma Boz. Evet Fatma. Fatma neredesin Fatma? Sesin gelmiyor Fatma. Sesimizi açalım Fatma'cığım. Evet. Fatma sesi açtın mı? Sesini şu anda biz duymuyoruz maalesef. Sen de teknolojinin azizliğine uğradın bizim gibi. İstersen biraz sonra tekrar sana bağlanalım. Sesi ayarlamaya çalış Fatma. Diğer arkadaşımızla görüşelim. Yasemin. Evet, Mustafa Koçak. Mustafa Koçak. Sesim geliyor mu hocam? Evet, gayet net Mustafa. Hocam ben Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Evet Mustafa. Hocam ben yeni getirmiş olduğunuz ya da getireceğiniz notlandırma sisteminin çok adaletli ve hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Başta size ve emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ve yeni gelecek arkadaşlar adına da imrendiğimi söyleyebilirim. Açıkçası ben bu sistemde okul okumak isterdim. Şöyle bir şey söyleyeceğim hocam bir de uzaktan eğitim sistemi hakkında. Bu evet birazcık öğrenme durumumuzu birazcık düşürdü açıkçası. Normal yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Ama siz okullar yüz yüze açılsa bile karma eğitim modeli olacağını söylediniz. Ben olmasından yana pek taraftar değilim ama yani öğrenciler için sosyallik açısından da çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Efendim. Şöyle bir cevap vereyim. Şöyle yani bu karma eğitim esasında biz tabii ki %40'a varan bir uzaktan eğitim öngörülüyor ama akademiyada, dünyada bu artık böyle. Ama bu şu demek değil. Öğrenci isterse her durumda yeni bir danışmanlık ihdas edildi değerli öğrencilerim. Bu da hocalarınız haftada bir gün, yani tabii ki hocalarınızı her zaman gidip danışıyordunuz ama artık öğretim üyesi hocalarımız sizlere danışmanlık yapacaklar. Yani kapısında haftalık planlamasına baktığınızda haftanın bir gününde
İşte hangi hocanın danışmanlığında eğitim üretiminize devam ediyorsanız gidip o hocamızdan danışmanlık alabileceksiniz. Yani hocamız sizin sorunlarınızı, dertlerinizi dinleyecek. Yani bu eğitim öğretim yüz yüze başladığında Mustafa Hocam, yani biz bunun detaylarını, geri bildirimlerini, olurlarını, olmazlarını kesinlikle dikkat alacağız. Evet, biz de şuna kesinlikle kaniyiz. Yani yüz yüze eğitim hiçbir zaman uzaktan eğitim maalesef karşılamıyor. Onları da sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz bildiğin gibi Mustafa Hocam. Evet hocam, size de çok teşekkür ederim. Çok vakit harcıyorsunuz, bizler için çalışıyorsunuz, güzel de şeyler yapıyorsunuz. Daha önceden ders seçimi için yapmış olduğunuz toplantıya katılmıştım ben. Orada arkadaşımızın şikayeti olmuştu, yani bir önerisi olmuştu. Boys uygulamasından bildirim gelmiyordu dersler, sınavlar hakkında. Bu bildirimleri çok çabuk bir zamanda, çok hemen yani böyle bir hafta içerisinde falan düzelttiniz. Çok güzel oldu. Yani böyle uygulamalardan bildirim gelmesi bizim için çok iyi oldu. Çünkü her derse tek tek girip bakmamız gerekiyordu. Size bu açıdan da teşekkür ederim. Hocam bir sorum olacak bir de size. Evet, evet. Bu dönemde geçen dönem olduğu gibi sınav, forum ve ödev sistemiyle devam mı edilecek? Yoksa farklı bir sisteme geçilecek? Ve ben bu sistemden yanayım hocam. Çok güzel bir sistem. Evet Mustafa Hocam, şey yaptık. Biz hep sizlerden aldığımız geri bildirimler. Değerli öğrencilerim, anket çalışmaları. Ve akademisyenler, yani ders hocalarımızdan aldığımız bildirimlerle orada biraz sizi rahatlatacak bir düzenlemeye gittik. Toplam 13 tane olan bu ödev, işte form gibi, küçük sınavlar gibi toplamı biz asgari 7'ye indirdik. Yani en az 7 tane olmak kaydıyla, isterse hocalar bunun sayısını artırabilirler, bunu yapacaklar. Daha önceden biliyorsunuz değerli öğrencilerim, tek bir ara sınava mahkumdunuz. İşte o anki belki hastaydınız, başka ailevi sorunlarınız vardı. Oradan ne almışsanız o sizin %40'lık geçme kaderinizi belirliyordu. Şimdi öyle olmayacak. Ya iki haftada bir değerli öğrencilerim. Dersi takip ettiğinizde sıcağı sıcağına aldığınız bilgilerle çok iyi notlar alabiliyorsunuz. Yeter ki dersi takip edin. Yani evet, bu dediğim gibi devam edecek. Bahar yarılığında da. Tabii uzaktan eğitimde hemen hakkını iade etmek lazım öğrencilerimin huzurunda. Biz Anadolu Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamızı aramıza kattık. Rektör yardımcısı arkadaşımızı, Profesör Doktor Yücel Güney hocamızı. Orada uzun yıllar Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı'nda rektör yardımcılığı yapmış. Uzaktan eğitim süreçlerini yöneten, şu anda oradaki değişimi, dönüşümü ve gelişmeyi sağlayan ekibin başında olan hocamız. Profesör Doktor Yücel Güney hocamız, inşallah sizler de aramıza yüz yüze eğitime başladığınızda hocamızı da tanışırsınız. Çok değerli bir hocamız. Şu olanların mobil uygulamada dahil olmak üzere mutfağında onların başında Yücel Güney hocamız, Uzen Müdürü Can Meşe ve ekibi orada gerçekten bizim uzaktan eğitim merkezimizi insan gücü açısından çok ama çok güçlendirdi. Gerek oraya almış olduğumuz öğretim görevlisi arkadaşlarımıza, gerekse dışarıdan mevcut arkadaşlarımızdan görevlendirmeyle orayı bir amiral gemisi haline getirdik. Altyapısını, donanımlarını güçlü hale getirdik. Yani size ilk başladığımızda sorunlarla sizleri karşı karşıya koymamızın nedeni bazı sorun, teknik eksikliklerimizi, onu sürekli güncelliyoruz, değiştiriyoruz arkadaşlar. İnanın Yozgat Bozok Üniversitesi, Uzen'de, Yobi TV'de dahil olmak üzere çok ama çok ciddi bir dönüşüm sağladı. Bunu görmüş olmanız da bizi inanın ziyadesiyle mutlu ediyor. Teşekkür ederim Mustafa Hocam. Başarılar hocam, diliyorum. Hocam, evet. Hocam. Yani size çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bizi şu an farklı üniversitelerde okuyan arkadaşlarım da var. Türkiye'de şu an en kaliteli eğitimlerden birine bize verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Bunu gören öğrencilerimiz olarak sizin bunu fark etmeniz ve görmeniz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bütün emeklerimiz, bütün yorgunluğumuz inanın bitti. Yeter ki sizler uzaktan eğitimle de olsa en iyi eğitimi alın, donanım sağlayın, kazanın. Bu bizim için, inanın açık ve net söyleyeyim, kendi adıma söylüyorum. Yani şu zamana kadar yapmış olduğumuz bütün emekler yerini bulmuş. Sizler bunu görebiliyorsunuz. Bu bizim için çok ama çok önemli bir başarı ve güzel bir haber diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi biraz önceki arkadaşımız bağlandı mı? Sesini duyabiliyoruz mu? Fatma'ydı değil mi? Fatma Boz, mikrofonunu açar mısın? Evet, geldi sesi. Şu anda sesini duyuyorum. Nasılsınız?
Teşekkür ederim Fatma. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizinle konuşamayacağım diye çok üzülmüştüm. Olur mu ya? Ben bütün öğrencilerimle diyorum ya, şimdi sizler usanmasanız ben akşama kadar, gece yarılarına kadar sizlerle konuşurum, sohbet ederim. Bundan emin olabilirsiniz. Çok evet, sağ olun hocam. Seni tanıyalım Fatma. Hadi bakalım. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü 2018 mezunuyum hocam. Atama çok bekliyorum. Güzel. Oo, mezunlarımızdansın. Evet. Bak Fatma, bu arada hemen söyleyeyim. Eğer KPSS ya da benzeri sorunların varsa biz kurs açtık. Mezun olan öğrencilerimize de bunu yaptık. Bu imkanı, fırsatı sunacağız. Oradan da yararlanabilirsin. Bunu unutma, oldu mu? Çok teşekkür ederim hocam. Size söylemek istediğim çok şey var. Öncelikle dinliyorum. Bölümümdeki hocalarımla her ne kadar okul bitse de aramızdaki gönül bağı bitmedi ve hani çok mutlu oldum sizin, yani üniversitemizin kuruluşunun 15. yıl dönümünde böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Sizin de mezun öğrencilerinizle aranızdaki gönül bağını koparmamanız çok çok mutlu etti. Yani evet, o kadar mutluyum ki şu an mutluluktan bazı şeyleri ifade edemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sonrasında bizden sonra üniversiteye kattıklarınız için çok teşekkür ederim. Çünkü biz hala, yani ben kendi adıma arkadaşlarımla görüşüyorum. Üniversitemde ne olmuş, neresi gelişmiş, nasıl gelişmeler olmuş bunlar hakkında. Bunlar için de çok teşekkür ederim. Bize de böyle bir imkan sağladığınız için çok mutluyum yani. Vallahi biz sizin o mutluluğunuzu görünce dedim ya, bütün yorgunluğumuz gitti. İnanın. Mezun olan öğrencilerimizin de üniversitemizi takip etmesi, üniversitemizin değişimini, dönüşümünü ve gelişmesini görmesi, beni özellikle, bütün çalışan arkadaşlarımız öyle hakeza, ziyadesiyle mutlu etti. Sağ olun, var olun. Biz yakın zamanda şu anda web sayfamızı çok ciddi anlamda değiştirdik ama tamamen yeni yüzümüzle web sayfamızı değiştiriyoruz. Yani öğrencilerimize de bu vesileyle şunu demek isterim. Değerli öğrencilerim, ne olur üniversitemizin web sayfalarına girin. Gerçekten Yozgat Bozok Üniversitesi'nin değişimini, dönüşümünü ve gelişmesini web sayfasından da fark edeceksiniz. Yani biz web sayfamızda da ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzü, dolayısıyla sizlerin görünürlüklerinizi sağlamak istiyoruz. Bundan emin olabilirsiniz değerli öğrencilerim. Dediğim gibi özellikle mezun olan öğrencilerimizi bizi takip etmeleri, bizdeki gelişmeleri görmeleri ve sevmeleri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Teşekkür ederim Fatma. Hocam öncelikle size tekrardan çok teşekkür ederim. Daha sonra da bölüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum ve çok selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam. Sizler de ailenize çok selamlarımı iletin. Aleyküm selam hocam. Kendinize iyi bakın. Sizler de çok iyi bakın. Evet Yasemin, teşekkür ediyoruz Fatma'ya. Mehmet Şahin. Evet, Mehmet Şahin. Mehmet Şahin duyabiliyor mu? İzliyor mu bizi? Mehmet'i duyuyoruz da belki de görüyoruz. Bir hareketli olan bir arkadaşımız var. Mehmet herhalde o. Bilmiyorum ama sesini duyamıyoruz. Mehmet. Mehmet, ha, o sarı şeyli olan Mehmet değil. Tamam. Oldu. Evet. Mehmet katılırsa alırız tekrar. Metin Gönül şu an duyuyor bizi. Söz almak istemişti. Metin Gönül. Metin Gönül. Evet hocam. Metin. Ya, tamam. Ha, biz... Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Metin sen nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim çok şükür hocam. Hadi bize kendinden kısaca bahset. Nerede okuyorsun? Hangi bölümde? Evet, kendimden bahsedeyim. Ben Boğaziyan Meslek Yüksek Okulu'nda ormancılık ve orman ürünleri okuyorum. Çok güzel. İkinci sınıfım hocam. Hı-hı. Öncelikle hocam bu toplantıyı yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. Virüs zamanında az da olsa sizlere görebildik. Bu bizi biraz mutlu etti. Okullara özledik. Okullarda birlikte olmak istediniz hocam. İnşallah, inşallah. Buradan hocam ben okul müdürümüz Mustafa Bey'e ve bütün hocalarımıza çok selam söylüyorum. Onlara özellikle. Aleykümselam, aleykümselam. Kendinize nasıl gidiyor eğitim, öğretim uzaktan da olsa? Uzaktan evet güzel gidiyor. Yani yakında olmadığı gibi uzaktan hocalarımız bu elinden gelen en iyisini yapıyorlar. Bölüm hocalarımız ilgi alakası çok iyi. Sistem olarak hocam şöyle söyleyebilirim. Bulunduğum ilin uygulamasından kardeşim başka bir yerlerde okuyor. Onların evet, uygulamasından gayet, yani gayet değil. Yani en iyisi bizim uygulama söyleyeyim. Bildirimler olsun, geri dönüşler olsun. Evet. Bayağınız çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu geri bildirimler bizim için çok ama çok değerli. Sizler tekraren söylüyorum, uzaktan eğitimde bu konforu
fark etmiş ve görüyorsanız ve memnunsanız bizim için bütün yapılanlar, bütün yorgunluklar bitti, onu söyleyeyim size. Teşekkür ederim emekleriniz için. Biz de başarılar diliyorum Metin'ciğim. Sağ olun, iyi günler. Ailenize selamlar. Başüstüne. Yasemin Hanım, evet, kim var, evet, şu anda? Ayşe Ülkü söz almak istemişti, duyuyorum bizi. Evet Ayşe Ülkü Ümit. Evet, duyuyorum. Ayşe. Merhaba hocam. Merhaba Ayşe, göremedim ben seni. Ha, şimdi gördüm. Tamam, teşekkür ederim Ayşe, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, ben de teşekkür ederim. Aynen. Öncelikle üniversitemizin kuruluş yıl dönümünü kutlamak istiyorum ben. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben Yozgatlıyım hocam. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Ha, güzel. Öncelikle size şu konuda teşekkür etmek istiyoruz. Bütün sınıfça da aynı görüşteyiz. Öğretmenlik uygulaması dersinde bizim görüşümüzü aldınız anket yoluyla. Yüz yüze ya da online yapmak istediğimize dair. Süreçteki düşüncelerimizi önemsediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Neden bunu söylemek istiyorum. Şöyle, biz öğrencilerimizin tabii ki eğitim öğretim süreçlerinin en önemli paydaşısınız sizler. Sizlerin bu süreçte görüşlerinizi almamamız, anketle geri bildirimde bulunmamamız mümkün olmazdı. Ondan dolayı tabii ki sizlerin kanaatleri önemliydi. Biz her zaman sizlerle istişare edeceğiz. Bunu bilmenizi isterim tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam şöyle söylemek istiyorum. Geçmiş konuşmalarınızda da bahsettiğiniz üzere mesela büyük üniversitelerde şunu gördüm ben. Kurduğumuz bu teknik sistemde mesela BOYSİS üzerinde yaşadığımız bir problemde UZEM üzerinden çok gerçekten yardımcı olundu. Teknik olarak bütün sorunlarımız giderildi. Büyük üniversitede okuyan birçok arkadaşımla teknik konuda konuştuğumuzda sorunların giderilmediği, maillere bile dönüş yapılmadığı söylendi. Biz bu konuda hiçbir şekilde mağdur edilmedik. Maillerimize dönüş yapıldı, telefonlarımıza dönüş yapıldı. Bu konuda da gerçekten teşekkür ediyorum. Şanslı bir üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Arkadaşlarım adına çok sağ ol Ayşe. Yani bunu görmek önemli. Bunu en azından sizlerden duymak çok önemli. Evet, biz UZEM'le ilgili yaptıklarımızın karşılığını sizlerden gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor değerli öğrencilerim. Evet hocam. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Ailene çok selamlar. Başarılar diliyorum. Çok evet, Ayşe Ergil'i söz almak istemişti. Evet Ayşe. Ayşe. Evet. Ayşe neredesin? Merhaba hocam. Ya bir işte ekranda çeşitli şifretler görüyorum ama konuşmadığınız için Ayşe kim? İsim de şu anda çıktı. Evet Ayşe, seni tanıyalım. Merhaba hocam. Ben Aksal Madeni Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Oo, ne güzel. Evet. Bize gerçekten böyle bir fırsat tanıdığınız için size çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim katılımlarından dolayı. Hocam ben uzaktan eğitim sistemine değinmek istiyorum öncelikle. Gerçekten uzaktan eğitimin çok güzel bir şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum. Bunun evet. için de size ve öğretmenlerime hem arkadaşlarım adına hem de kendi adıma çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz memnuniyetinden dolayı. Hocam bir de şu konuya değinmek istiyorum. Biz hani ikinci sınıf öğrencileri olarak üniversitemizde en büyük sorunumuz şuydu. Hani uygulamalı eğitim almadan mezun olma korkusuydu. Yani bunun tedirginliğini çok yaşıyorduk ama sizin ve üniversitemizin aldığı son karara göre 7. haftadan itibaren hani üniversiteye gelme gibi bir ihtimalimiz söz konusu. Var ihtimal yok, geleceksiniz inşallah. 7. haftadan sonra sizler de geliyorsunuz, aramıza katılıyorsunuz. Ya en azından şunu istiyoruz. Tabii ki uygulamaya yönelik öğrencilerimizi 7. haftadan sonra da çağıracağız ama isterlerse son sınıf öğrencilerimizi, biraz önceki konuşmamda da söylemiştim. Son 7 haftada olsa son sınıf öğrencilerimizi biz burada görmek istiyoruz. Oradan sonra da 7. haftanın bitiminde de çok güzel bir mezuniyet töreniyle göndermek istiyoruz sizleri. Yani Aktağ Maden'i gördün mü Ayşe? Evet hocam. Sizle de hatta orada görüşmüştük hocam. Gelmiştiniz. Ha, tamam. Kaymakamımız, belediye başkanımız falan bir etkinlik yapmıştık. O değil mi? Evet hocam. Hep beraber etkinliğe katılmıştık. Tamam, hatta bize hep ısmarlamıştınız. Evet, çok güzel. Bak ben de evet. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar görmek istiyoruz buralarda. Başarılar diliyorum. Ailene çok selamlar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Yasemin Hanım, evet, ki hangi devam ediyoruz. Fatma Boz öğrencimiz. Evet, Fatma Boz. Fatma neredesin?
Hocam Fatma. Az önce konuşmuştuk. Ha, Fatma'yla konuştuk biz. Evet, Fatma'yla görüştük. Evet. Tekrar söz alma bildirimi gelince. Evet, Merve Dündar'la devam edelim. Merve, evet, bizi. Merve. Merve, neredesin Merve? Merhabalar hocam. Evet. Şimdi bak, konuşmaya başlayınca adın çıkıyor. Şimdi bir bakıyorum, biri hazırlık var ama acaba o mu değil mi? Evet, Merve, tanıyalım seni, hadi bakalım. Hocam öncelikle merhaba. Ben Yozgatlıyım. Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nda okuyorum. Şefaatliyim. Özel güvenlik ve koruma programında birinci sınıf öğrencisiyim. Ne güzel. Herkes çok güzel anlatıyor. Okulumuzun eksiği olsun, bölümümüzün eksiği olsun ya da yararı, faydası olsun. Biz henüz daha tanışamadık çok fazla. okulumuza gidemedik henüz. Biz ne gördük diyorsunuz, ama eksiğini, fazlasını söyleyelim diyorsun. En azından şunu söyleyebilirsin Merve, uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Kesinlikle hocam. Uzaktan eğitim konusunda oldukça memnunuz. Biz yeni tanıştık. Online eğitim olarak ilk senemizdi. En azından hani hocalarımızı da tanımıyorduk. Ama çok güzel bir şekilde ilerledi. Hem kendi hocalarım olsun hem de Voices online eğitim çok güzel sürdü. Başarılarının devamını diliyorum. Ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızı tabii ki biz sizin başarılarınızı diliyoruz. Ailenize selamlar. İyi çalışmalar diliyorum. Evet Yasemin Hanım. Eda Çetin. Eda. Merhaba. Eda. Evet. Eda. Eda şimdi tanıyalım seni Eda. Hocam ben mezun öğrencilerinizdenim. 2017 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. Mezun olduğumdan beri okul öncesi öğretmenliği yapmaktayım. Eskişehir'den katılıyorum. Eskişehir Çiftelik ilçesinde görev yapıyorum şu an. Bu toplantıya katıldığım için de çok mutluyum, gurur duyuyorum. Hatta Bozok Üniversitesi'nin öğrencisi olmak da ayrıcalık benim için. Çok teşekkür ederim. Sizin misafiriniz de olmak isterim. Buradan Alperen Hocam'a. Memnuniyet duyarım. Her zaman üniversite, şehir sizleri bekliyor. Biz her zaman sizleri ağırlarız. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Buradan da Alperen Timuçin Tönmez Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Onun vesilesiyle katılmış oldum buna da. Mezun olduktan beri de kendimi geliştirme yanından bir öğrenciyim aslında. Onunla ilgili de iki tane kitap çıkardım bu pandemi döneminde. Bunu da size söylemek isterim, size de göndermek isterim. Memnun olurum, tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Biri Mihribah Antolojisi, biri de Öğretmen Anıları. İki kitabımız var hocam. Üniversitemize gönderin. Kütüphanemize bağışlayalım, olmaz mı? Kütüphanemizde bulunsun sizin. Çok iyi olur hocam, çok mutlu olurum. Alperen hocam da aynı şekilde söyledi, size hediye edelim diye. Yani çok iyi olur. Hem yüksek okula bırakırız. Bence bir kütüphaneye vermek üzere gönderin. Bir tane de Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu'na, oranın kütüphanesine bırakalım, olmaz mı? Olur hocam, çok memnun kalırım. Çok teşekkür ederim size de. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kal. Çok selamlar. Aleyküm selam hocam, kendinize iyi bakın. Sizler de. Evet. Aydın Maraşlı. Evet Aydın. Hocam tekrardan merhabalar. Merhabalar Aydın. Sarıkaya Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisiyim. Evet Aydın, seni dinleyelim kısaca. Hocam dinleyeceksiniz. Çok iyi, yani buradaki arkadaşlar, abilerim, ablalarım konuştular. Ben daha çok yeniyim. Konuşacak bir şeyim yok ama sizlerle tanışmak istedim. Evet. Buraya geldiğim için mutluyum, bu okula geldiğim için. Biz de çok mutluyuz sizleri görmekten. İnşallah demiştim ya, fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili çok güzel şeylerimiz var, projelerimiz var. Evet hocam. Oradaki öğretim elemanı sayısını güçlendiriyoruz, daha da güçlendireceğiz inşallah. İnşallah orası, dedim ya, tarihin 2000 yıl öncesinde bir tarih var orada. O dönemlerde orada bu tür işte kaplıca dediğimiz insanların yararlandığı bir tarih orada yatıyor. Dolayısıyla fizik tedaviyi biz orada hem iç turizme hem alternatif tıbbı açmak istiyoruz. Sizleri oradan yetiştirmek istiyoruz inşallah. En kısa zamanda Aydın Yozgat'a okulunla kavuşmanı diliyorum inşallah. İnşallah hocam. Bizim de işte ilk başta yani soru işaretlerimiz vardı, çünkü hiç bilmediğimiz bir yere gideceğiz.
merkezde. Nereden geliyorsun? Ben Kayseri'den geliyorum hocam, geleceğim inşallah. Kayseri burası ya, bilmediğin yer evet, değil, göreceksin. Yakın. Hayır yani şey, bilmediğimiz derken ilçe durumunda olduğu için. Aynen. Hiç bilmiyoruz. Onu telafi edeceğiz, ondan emin olabilirsin. Çünkü orada dedim ya, tarihi 2000 yıllık Roma hamamı var. Orada tam da yerine yüksek okul kurulmuş. Biz orayı güçlendireceğiz Aydın'cığım. Sen yeter ki öğrenci olarak hedeflerini iyi belirle, olmaz mı? Evet hocam. Şimdi mesela buradaki dediğim gibi buradaki abilerim olan dedi. En iyi şekilde siz yardımcı olmuşsunuz ve biz bunu yeni görüyoruz. Bu yüzden gözümüz arkada değil şu durumda. Olmaz. İnşallah. Hiç tereddüt olmasın. Gerek oranın müdürü hocası, müdüre hocamız Hanif hocam, diğer arkadaşlarım orada sizlerin en donanımlı yetişmesi için gayret ve çaba sarf ediyorlar. Bundan emin olabilirsin. Teşekkürler hocam. Başarılarını görün. Selamlar. Yasemin Hanım. Evet. Beyza Nur Susam. Beyza Nur. Evet, merhaba Beyza. Hocam. Merhaba Beyza Nur. Seni tanıyalım. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetim ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezunum. 2020'de mezun oldum bu yıl yeni. Ne güzel. Evet, şu an Gümüşhane Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım'da lisansla tamamladım. Oo, maşallah. Bak, tebrik ediyorum. Yani teşekkür ön lisansla ederim. Başlayıp lisans tamamlamak bir işte hedef belirlemektir. Beyza Nur özelinde. Evet, yani ön lisansla başlayıp akademik kariyer yapan birçok başarılı insanlar var. Evet, yetinmemiş Beyza Nur. Ne yapmış? Ön lisansı bitirmiş, arkasından da lisans tamamlıyor. Tebrik ediyorum Beyza Nur. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlarımın da çok istiyorum başarmalarını. Yani inanırlarsa bu güç kendilerinde, zaten başaracaklarından eminim. Kesinlikle. Evet, Bozok Üniversitesi'nden çok güzel anılarla ayrıldım. Çok güzel bir üniversiteydi. Gerek normal eğitimimizde, gerek online eğitimde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel anılar biriktirdik. Yani bizim mezuniyetimiz de online oldu ama çok coşkuluydu. Aynı normal okuldaki mezuniyetimiz gibi oldu. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bu duygu ve düşüncelerinden dolayı. Başarılar diliyorum Beyza Nur. İnşallah mezun oldun mu oradan? Yok hocam, bu yıl mezun oldum ben Bozok Üniversitesi'nden. Yeni başladım Gümüşhane Üniversitesi'ne. Orada lisans tamamlayacaksın. Evet, orada yeniyim. Çok güzel, tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek. İnşallah hocam. Başarıları daim olsun. Çok selamlar ailene. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hocam ben de buradan başta bölüm başkanımız Şaban Altın hocama, Tuğba Mutlu hocama ve DGS sürecinde her zaman yanımda olan, hiçbir desteğini benden esirgemeyen Sena Saydam hocama çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde ben bu kadar başarılıyım. Biz de hocalarımızı tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz senin nezdinde. Başarıların daim olsun Beyza Nur. Teşekkür ederim hocam. Sağlıklı inşallah. Çok mutlu 15. yıllarımız olsun. İnşallah. Hep birlikte ve beraberce. Nice yıllara yine her zaman bekleriz. Yozgat Bozok Üniversitesi senin akademiyada, daha doğrusu yüksek öğretim ilk yuvan. Biz her İnşallah yüksek lisansımda da burası olur. Çok istiyorum Bozoklu olmayı. Mutlu oluruz. Mutlu oluruz inşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim evet, hocam. Evet Yasemin Hanım. Yasemin Hanım, sesin niye yok senin? Evet, şimdi açıyorum. Sana da yaklaşıyoruz. İki öğrencimiz var. Makbule Çolak, duyuyor mu bizi? Evet Makbule. Neredesin? Bakıyorum ekrana. Evet duyuyorum. Sesini duydum da kendini göremedim Makbule. Kameramı açamayacağım. Kusura bakmasanız olmaz mı? Tamam Makbule. Tamam, şu anda sesini duyuyoruz. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Kendini bize tanıtır mısın? Nerede okuyorsun? Hangi birimdesin? Ben Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Öyle hocam. Şimdilik bir sorun yok. Okul devam ediyor online. Nereden katılıyorsun? Memleketin neresi? Memleketim Osmaniye. Kadirli. Osmaniye. Burası sıcak. Herhalde orası daha çok sıcaktır. Evet. Yani Yozgat. Hocam, okula nasıl gelmiştiniz müdür beyin odasında. Hatırlarsınız belki isimden, bilemiyorum ama. Tamam. Bir sorun olmuştu, öyle söyleyeyim. Anladım. Tamam. O hocamız maalesef atıldı. Yani hak ettiği için oralara girmeyelim. Biz ama
Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz. Suistimal eden her kimse biz onun önüne kesinlikle geçeriz. Bunu bilmenizi isterim. Başarılar diliyorum Akbule. Çok teşekkür ederim hocam. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlarımızın adı. Bizim okulumuzda bölümümüz var, ceza infaz. Evet. Ve bizim, ben ikinci sınıf öğrencisi olduğum için okullar açılacak mı hocam, merak konusu yani. Onların adına da sormak istiyorum. Şöyle, biz zaten uygulamalı olanları çağırdık. İşte 7. haftadan sonra da çağıracaklarımız var. Yani bu salgın sürecindeki gelişmelere bağlı olarak biz özellikle son sınıf öğrencilerimizi yine sizlerden aldığımız geri bildirimlerle, anket çalışmalarıyla son 7 haftada aramızda görmek istiyoruz özellikle. Gelin arkadaşlarım burada. Önlisans olarak biz dahil olur muyuz hocam? Aynı, tabii tabii, aynı hiç fark etmez. Fark etmez. Biz yine son 7. haftada, yani son kalan 7. haftada tekrar bir anket çalışması yapacağız. Anketle sizlerden geri bildirimler alacağız. Pandemide de tekrarlıyorum, normalleşme daha iyi bir noktaya gelirse diyeceğiz ki son sınıf öğrencilerimize ön lisans ve lisans. İsteyen öğrencilerimiz gelsinler. Burada son 7 haftalarını geçirsinler, derslerini hocalarıyla yüz yüze görsün ve buradan mezun edelim, gönderelim. Çok teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi bakın hocam. Ona göre hazırlığınızı yapın. Sizleri burada tamam. Görmek istiyoruz arkadaşlar. Tamamdır hocam. Hoşçakalın. İyi günler. Evet Yasemin Hanım. İyi günler. Arzu Taşkın. Duyuyor mu bizi? Evet Arzu. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Merhaba Arzu. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Çok şükür. Ben Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Veteriner Sağlık Bölümü. İkinci sınıf öğrencisiyim. Öncelikle hocam ilk okula geldiğimde hissettiklerimi söylemek istiyorum. Açıkçası biz ilk geldiğimizde laboratuvarımız olsun, birkaç uygulamalı işte iskeletler falan olsun, bazı eksikliklerimiz vardı. Bu yönde biraz burukluk yaşadık açıkçası. Bunları bilmenizi isterim. Fakat bunları çok iyi telafi edeceğinizi düşünüyorum ve inanıyorum. Ama bunları biz göremeyiz tabii ki, ama olsun. Yok, görürsünüz, niye göremiyorsunuz? Ya en azından arzu şu var. En azından son 7 haftada evet. İnşallah. Burada veteriner fakültemiz de var. Olmadı. Oradaki olmayan eksiklerinizi o hani laboratuvara yönelik veteriner fakültemiz bünyesindeki imkanlarla da telafi ederiz. Bunu bilmenizi isterim. Yeter ki isteyin. Yeter ki isteyin oğlum arkadaşlar. Evet hocam. Bu uzaktan eğitim sürecinde de gerçekten bizlerin yanımızda olduğunuz arkadaşlarım, diğer üniversitedeki arkadaşlarım bu kadar uzaktan eğitimde bu kadar bağlı değil hocalarıyla. Biz gerçekten bu yönde size çok teşekkür ediyoruz. Size ve bölüm hocalarımıza. Biz çok teşekkür ederiz memnuniyetlerinizden dolayı. Sizlerin bir de memnuniyeti... son olarak hocam bir talebim olacaktı sizden. Hı hı. Hocam biz işte Şefaatli'den işte kampüslerimize haftada bir veya iki kez olur. Bir araç kalkmasını istiyoruz. Hani oradaki etkinlikler olsun, kütüphanelerde yararlanmak için. Çok güzel. Böyle bir talep istiyorum. Hemen bunu arkadaşlarım not alsınlar. Biz belki göremeyiz ama en azından bizden sonraki arkadaşlar için. 17 haftada gelir yaparsın, bunu da yaşarsın. Tabii ki düşünülmesi gereken bir şey. Ben böyle bir önerinden dolayı teşekkür ederim sana. İlçelerimizdeki öğrencilerimizin merkezdeki kampüsle buluşmaları, oradaki kütüphane imkanlarından yararlanmaları adına böyle bir imkan niye sunmayalım? Sunabiliriz, sunarız inşallah. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ailene selamlar. Evet, Yasemin. Evet, Mustafa Koçak tekrar bir söz almak istediğini söylemiş, burada belirtti ama burada Mustafa Koçak. Hemen dinleyelim. Buradayım hocam, yanlışlıkla bastım, özür dilerim. Evet Mustafa, bir söz alma. Ha, yanlışlıkla, tamam. Tekrar selamlar. Yasemin Hanım, var mı başka? Evet, sevgili mezunlarımız, öğrencilerimiz, söz almak isteyen var mı? Başka sorusu olan, görüş belirtmek isteyen? Arkadaşlar, biz... Şu an yok sanıyorum, bana ulaşan da yok şu an. Sayın rektörüm. Bak, Güngör hocamız burada, rektör yardımcısı. Tuğba Özdemir. Değerli öğrencilerim, bakın gerçekten işin mutfağında olarak bizler her türlü konforu, kaliteyi sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, hafta sonları çalışıyoruz. Bunlardan çok değerli rektör yardımcı hocalarımızdan bir tanesi de Profesör Doktor Güngör Yılmaz hocamız. Özellikle ihtisas alanımızdaki çalışmaları koordine eden, yöneten hocamız. İsterseniz hocamız bir merhaba desin sizlere. Ne dersiniz Güngör hocam?
Hocam çok teşekkür ederim. Yani böyle böylesi güzel, böylesi muhabbetli, böylesi keyifli bir sohbete katılmak benim için bir onur. Gerçekten birbirinden güzel mesajların olduğu, birbirinden güzel insanların bu platformda buluştuğu bir anı yaşıyorum. Ben mezun olan arkadaşlarımıza da, eğitim öğretimine devam edenlere de gerçekten çok şanslı olduklarını ifade etmek istiyorum. Tabii Yozgat Bozok Üniversitesi mensubu olmanın ayrıcalığını hissedeceklerini kendilerine ifade etmek istiyorum. Sizin önderliğinizde, sizin liderliğinizde gerçekten üniversitemiz müthiş bir yolda, müthiş bir hızla çok iyi hedeflere doğru ilerliyor. Ben herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum böylesi bir ortamda öğrencilerimizle buluştuğumuz için. Ben teşekkür ederim. Bizim kalite süreçlerini yöneten bizden daha önce Yozgat Bozok Üniversitesi'ne gelmiş yine rektör yardımcısı hocalarımızdan Şenol Bakın hocamız profesör doktor. O da şu anda başından beri sizleri takip ediyor. Bu çevirmişçi sohbete dahil. Şenol hocam, öğrencilerimizle merhaba demek, onlarla böyle bir şeyleri paylaşmak ister misiniz? Elbette sayın rektörüm, saygılar sunuyorum. Değerli öğrencilerim, sizlere de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu programı gerçekleştirdiği, yaptığı için de sayın rektörüme teşekkür ediyorum. Hakikaten öğrencilerimizi tekrar bu ekranda da olsa görmek bize büyük bir mutluluk verdi. Evet, öğrencilerimizin istek ve düşüncelerini almak kalitenin de bir gereği aslında. Değerli hocam. Yani bunu da burada gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Arkadaşlar, burada yapılan bütün faaliyetler hep sizler içindir. Rektör hocam da biraz önce bahsetti. İnanın rektör hocamın önderliğinde biz gece gündüz çalışmadan sizlere daha nasıl bir kaliteli bir eğitim sunmak, nasıl bir kaliteli bir yaşam ortamı sunmak gayreti içerisindeyiz. Umarım bu rektör hocamın görev başladığından sonraki üniversitemizdeki bu değişimleri yakinen de şahit olacaksınız buraya geldiğinizde. Biz sizleri çok özledik. En yakın zamanda sizlerle birlikte yüz yüze olup bir kampüs kafemizde, işte yemekhanelerde vesaire tekrar birlikte yemek istiyoruz sizlerle. İnşallah bu en kısa sürede olur diye düşünüyorum. Sayın rektörüm, saygılar sunuyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu pandemi en kısa sürede atıp beraber oluruz. Şenol hocamız bir taraftan kalite süreçlerini yönetirken aynı zamanda bizim uluslararası öğrencilerle de ilgilenen bir hocamız. Biz şu anda kampüs alanımızda Tömer'de şu anda Türkçe öğrenen sizin akranlarınız ama başka ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Yani bir tesellimiz, yabancı yurtlu öğrencilerimiz şu anda kampüsteler 300-400 civarlarında ama bizim hedefimiz 2021-2027 sonunda en az 1000 tane yabancı yurtlu öğrenciye ulaşmak. 2022'de hedefimiz de 2000 tane en az yabancı uyruklu öğrencilere ulaşmak. Dolayısıyla biz o tarafta da kendimizi güçlü kılmak istiyoruz. İnşallah kampüse geldiğinizde bizim kültür elçilerimiz olacak bu arkadaşlarımız. Türkçe öğrenecekler, sizler gibi farklı alanlarda eğitim, öğretim görecekler ve gidecekler ülkelerinde inşallah o ülkelerinin imarı için çalışacaklar. Evet, Yozgat Bozok Üniversitesi de bu alanda da kendisini daha çok görünür kılmaya başladı. Uluslararası öğrenci pastasından ama niteliği de koruyarak daha çok öğrenci çekmek çabası içerisinde. Bunu da sayın hocamız yürütüyor. Gerçekten dediğim gibi arkadaşlar, genel sekreterimiz, rektör yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte, dekan ve yüksekokul müdürlerimizle birlikte, inanın hep başta söyledim ya, bu ülkenin yarınları olan sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ve çabası içerisindeyiz. Sizlerin mutluluğu, sizlerin donanımları, sizlerin memnuniyeti bu ülkenin geleceğinin huzuru ve mutluluğu anlamına geliyor, başarısı anlamına geliyor. Tek derdimiz bu değerli öğrencilerim. Bunu bilmenizi isterim. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Sizlerin hedefleri güçlü olursa, hayallerinizin ayağı yere basıyorsa, hedeflerinize odaklanmışsanız bu ülke inanın
bugünden daha güçlü olacak, yarınlar daha bizim için ümit vardır, bunu bilmenizi isterim. Ben şahsen açık ve net söyleyeyim, sizlere güveniyorum. Sizlerin kendinize olan güveniniz, özgüvenleriniz azim ve kararlılıkla birleştiğinde inanın başarı kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Hepinizin başarısı bizi ziyadesiyle mutlu eder. Ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Yasemin Hanım, herhalde süremiz doldu değil mi? Bak, ben açık ve net söyleyeyim. Evet, evet. Bu üçüncü günümüz, dün daha önceki görev yapmış rektör hocalarımla da çok zevkli bir söyleşi oldu ama şu saatleri nasıl geçtiğini ben fark edemedim, açık ve net söyleyeyim. Sizlerin gözlerinizdeki parıltılar beni çok mutlu etti. Ziyadesiyle beni sevindirdi. Mezun olan öğrencilerimizin bizleri takip ediyor olmaları, onların başarıları beni gerçekten çok mutlu etti. Sizlerin memnuniyetleri, samimi itirafları, güzel temennileri bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze eğitimle başlayarak çok daha huzurlu ve mutlu bir ortamda başarılı ve hedefe matuf eğitim öğretimle sizleri burada yetiştirir ve mezun eder, hayatın içine salarız diye temenni ediyorum. Eğer herhangi bir görüşü ya da düşüncesi, paylaşımı olmayan arkadaşımız, olan arkadaşımız varsa buyursunlar. Yoksa da ben herhalde bitecek gibi. Evet. Ben de ayrılmak istemiyorum arkadaşlarımdan, açık söyleyeyim. Öğrencilerimize. Evet Yasemin Hanım, herhalde kapatmak gibi. Bir üç öğrencimiz Tuğba Özdemir, Burak Beyazanlı ve Tünahan Çoban. Şu an duyuyorlarsa beni. Hadi onlardan. Tuğba Özdemir. Hadi Hocam, evet. Tekrardan merhaba. Son hadi Tuğba, seni yapmak istedim. Hocam çok yakından ilgilendiriniz, ilginiz, alakanız, emekleriniz için çok teşekkür etmek istedim. Çok içten ve çok samimisiniz. Hani öğrenci yanlısınız gerçekten, bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Çok hani öğrenci olsun. İçin bütün elinizden gelen bütün çabaları yapıyorsunuz. Bunu görmek beni aşırı mutlu etti, gurur duydum. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür hani ederim. Bu okuldan okumak evet hani zor yanları vardı. Kolaylıkları da vardı, zorlukları vardı. Ama her şeye rağmen çok şükür ben okulumu bitirdim. Darısı diğer bütün arkadaşlarım olsun inşallah. Hani çok istedikleri zaman gerçekten yapamayacakları hiçbir şey yok. Evet, ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok isteyerek gelmiştim bu bölüme. Evet, çok zorluklar yaşadım. Ailesel olsun, kişisel olsun, okul bazında olsun. Ama hocalarım hep yanımda oldu. Ailem hep yanımda oldu. Şu an çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Hep yanınızda olduğunuz biz de, için. Biz de sizlerden gurur duyuyoruz. Hayat bir mücadele Tuğba. Kesinlikle hayat, öyle hocam. Konuşmanın başında söyledim ya. Hayatın ritmi olmazsa, o kalp atışlarının ritmi olmazsa hayat olur mu? Aynen öyle hocam. Onun için bu olacak. Bu üzüleceğiz, ağlayacağız, sevineceğiz, nefret edeceğiz belki ama hayatı bir bütün olarak baktığımızda, değerlendirdiğimizde hayatın esasında anlam ve değeri bunlar. Hayatın gerçeklikleriyle yüzleşmeden hayatın anlamıyla biz buluşamıyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle hocam. Yani şu an evet, pandemi sürecinde en ön safhada savaşanlardan biriyim. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyorum. Diğer ben arkadaşım... de Tunahan Çoban duyuyorum bizi. Tunahan? Tunahan hocam Çoban. Duyuyorum sizleri. Hadi. Yani senden evet. Son cümleleri alalım Tunahan. Sporcu Tunahan. Bitir işi sizlerle yapmak güzel bir şey hocam. Öncelikle evet. Emeklerinize, siz büyüklerim ve saygıdeğer diğer hocalarıma, fakülte hocalarıma çok teşekkür ederim. Hani bizlere bir aile olmayı öğrettiniz, büyük olmayı. Hani evet. Eğitim, eğitmenlik dışında da abi kardeş olmayı öğrettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilimleri Fakültesindeki hocalarıma çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gözüme bir isim ilişti. Tıp Fakültesinden Hilal Açıçek burada mı? Hilal Ayçiçek. Evet, Hilal Ayçiçek. Herhalde Hilal Ayçiçek yoruldu olsa gerek. Biz çok evet. Uzattık. Burak Ayçiçek. Son olarak söz almak istemişti. Evet, Burak Beyaz Elma. Hocam Burak. Tekrardan merhabalar. Evet. Hocam Sorgun'da biz yurt sıkıntısı çok çekiyoruz. 7. haftadan sonra okullar açılırsa yüz yüze. Yurt sıkıntısı çok çekiyoruz hocam, giderilmesini istiyoruz. Bu inşallah hocalarımız bunu not alıyorlar. Biz tabii
konaklama ile ilgili, barınma ile ilgili işte sorunlarımız olmuyor değil, oluyor. İlçelerimizde bazen bunu yaşayabiliyoruz ama telafisi için de inanın çok çaba sarf ediyoruz. İnşallah orada da bu tür sıkıntıların olduğunu az ya da çok biliyoruz. İnşallah onu da hal yoluna gideceğiz diye temenni ediyorum bu akşam. Hocam o online eğitimde de hocalarımızın emeği bizim üzerimizde çok var. Buradan bölüm başkanı olarak, öğretmenlerim olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Biz size de ayrıca çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Hilal yok. Son defa sorayım. Hilal Ayçiçek var mı? Tıpçı bir öğrencimiz yok herhalde. Hilal Ayçiçek yok. Rabia Ayar son olarak bir şey söylemek istiyor. Rabia ismini diyelim. Son olarak hocam, Rabia. Belki çok şey isteniyor ama şöyle bir şey istemek istiyorum sizden. Evet. Özellikle çevresel düzenlemeye girirse yeşillendirme, ağaç dikimi. Yani Rabia, çünkü anda, okul çevresinin çöl gibi olması gerçekten göz rahatsız edici. Şu anda Rabia ben dışarı bakıyorum. Bizim bu ormanlık şey daha doğrusu hemen rektörlüğün sol tarafında yine şu anda gülümsüyor haklı olarak Güngör hocamız. Biz kampüs alanımızı lavanta bahçesine çeviriyoruz. Lavanta bahçesi. Ağaçlar dikiyoruz. Hem batı kampüsümüz hem doğu kampüsümüze. Evet yani orada da iddialıyız. Yani bizi zorlayan durumlar var. Şu anda kampüsün bütün alanını bir sulama ağıyla döşedik. Çok ciddi bir projeydi. Onu bitirdik. İşte bugün hatta vekilimiz geldi. Göletle ilgili çalışmalarımız var. Yani istiyoruz ki kampüs alanımız yemyeşil olsun, lavanta kokularıyla evet hocam, bezensin. Gerçekten çok güzel. Şu anda onu yapıyor arkadaşlarımız dışarıda. Olacak, daha güzel olacak inşallah sizler aramıza katıldığınızda. Kampüsümüzü daha yeşil, daha böyle farklı rengarenk çiçeklerin, özellikle lavantanın olduğu bir arena olarak, bir alan olarak göreceksiniz. Değil mi Güngör hocam? Hocam şöyle ifade edeyim, eğer tabii Rabia Hanım Yozgat'ta ise... Biz 8... Evet hocam, Yozgatlıyım. Tamam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pazartesi kadınlarla beraber Sayın Rektörümüzün ifade ettiği mekanda hemen kampüs alanımızda orada kadınlarla beraber lavanta dikeceğiz. Kadınlarla harika olur, harika olur. Oluşturacağız. Evet, kız öğrencilerimiz de öğrencilerimiz davet ediyoruz. Bekleriz. Bu faaliyetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah gelmeye çalışacağım. Evet, Rabia, Bozok Üniversitemizin web sayfasından duyurular kısmında takip et bu etkinlikle alakalı da. Yasemin Hanım, şöyle bir şey tekrarlıyorum değerli öğrencilerim. Ne olur, eğer üniversitemizle buluşacaksanız, sadece tabii ki yüz yüze buluşmak çok önemli ama ne olur web sayfamıza girin. Her gün bir ne olur, kendi bak kurumsal web şey e-posta adreslerinize girin, üniversitelerimizin, kendi ana sayfalarımıza girin, bilimlerimizin, bölümlerimizin. Ama üniversitemizin ana sayfasına girin, faaliyetlerini, etkinliklerini, yaptıklarını görün değerli öğrencilerim. Bu çok ama çok önemli. Orada da çok büyük emekler var. Bir iki hafta içerisinde ana sayfamız tamamen değişiyor, bunu bilmenizi isterim. Çok daha profesyonel, çok daha mükemmel hale gelecek. Ama dediğim gibi tavsiyem üniversitenizin ana sayfasını, kendi bölümlerinizin, fakültelerinizin, yüksek okullarınızın sayfalarını, siz zaten sürekli internettesiniz. Mutlaka her gün tıklatın, her gün girin arkadaşlar. Olmaz mı? Söz veriyorsunuz değil mi? Hassasiyetiniz için teşekkür ederim, sağ olun. Bu konuda bana söz veriyorsunuz değil mi? Tamam. Evet hocam, inşallah. Şimdiden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin web sayfalarıyla buluşacağınız için. Arkadaşlarınızı da söyleyin. Onlara da çok selamlarımı iletin. Öğrencilerim, katılmayan öğrencilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletin. İnan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin geleceği akademiyada çok daha aydınlık ve gelecek vaat ediyor. Bu hem eğitim öğretim kalitesi noktasında hem de akademik görünürlüğü açısından olacak. Biz burada iddialıyız, kararlıyız. Dedik ya, sloganımız kararlılıkla başarıya. Biz bir şeye inandık değerli öğrencilerim. Biz Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yönetiminin götüren ya da yönetimini şu anda sürdüren yöneticiler olarak bir şeye inandık. Biz aldığımız yerden bu üniversiteyi çok çok daha ilerlere taşıyacağız. Bir sene içerisinde 42. sıradan bilimsel çalışmalar bazında 21. sıraya Yozgat Bozok Üniversitesi yükselmişse bu kararlılığın, azmin, iradenin bir yansımasıdır. Biz inandık değerli öğrencilerim. İnanmak başarmanın yarısıdır demiştim.
İnanmak kararlılıktır. Kararlılıkla başarıya sloganı böyle laf olsun diye oluşturulan bir slogan değil. Bizi çok önemli, bizi çok ama çok iyi tarif ettiğini düşünüyorum ben. Bizi derken Yozgat Bozok Üniversitesi camiasının hepsini katıyorum. Öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi, idari personelimizi, biz kararlıyız ve başaracağız değerli öğrenciler. Birlikte ve beraberce. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Ailelerinize selamlarımı götürün. Hepinize başarılar diliyorum. Mezun olan öğrencilerimize hayatlarında, bundan sonraki hayatlarında sürekli başarılarının devamlı olmasını diliyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcılarımız, sevgili mezunlarımız, sevgili öğrencilerimiz. Yozgat Bozok Üniversitemiz 15. kuruluş yıl dönümü sevincini hem siz öğrenciler hem tüm Yozgat kamuoyuyla 3 gündür gerçekleştirilen etkinliklerle paylaştı. Yozgat Bozok Üniversitemiz web sayfasından gelişmeleri, duyuruları, haberleri takip etmeyi unutmayın. Bir başka programda online sizlerle tabii ki yüz yüze en kısa zamanda da buluşmayı ümit ederek görüşmek dileğiyle diyorum. Yapımda yayın emeği geçen bu arkadaşlarım adına hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar.